Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben Didi öldürdüm, denize attım. Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Pardon, vicdansız. Uzanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı yakalandı. 5 dakika önce senin kızını bulmuşlar yanında. Senin canını yerim ben. İyi mi yapma? Gözün ağrıdı. Yapma. Emel'i buldu. Ay Müge Hanım. Ayaklarımı yapacağım ben. Türkiye'nin kanatsız bir meleğisiniz. Canım benim, çok sağ ol. Amasya'da kanlı pusu. Selami Bey en baştan bu yana diyor ki ben cinayet mahallinde değilim. 9 tanığımız var. Tanıklar. Selami Bey cinayetin olduğu günü orada köprünün üzerinde telefondan gördüm. Hayır, yalan konuşuyor. Kaçta görsen? 7-7,5 civarıydı. O günü ben hiç kendi tarlama dahi gitmedim. Bizzat bana söyledi. Ben oradaydım dedi. Kilit isim. Siz silah sesini duyduktan sonra mı Selami Şen'in aracını burada gördünüz? Bu akşam bir silah patladı, onu duydum. Onun arabası buradaydı. İkili arasındaki tek engel. Sizin aranızdaki tek engel Muhammed. Muhammed ortadan kaybolsaydı sizin aranızda herhangi bir engel kalmayacak. Cinayet saati neredeydi? Balık tuttu ne zaman geçtin çiftliğin orada? Geçmedim. Niye söyledin o zaman kardeşim? Geçmedim. Yanıt aranan sorular. Diyorsun ki ümidim kalmadı. O çocuk doğdu. Selamiye zaten seni kaçırmak istiyormuş. Artık çocukla seni kaçıramam dedim ki ümidin kalmadı. Muhammed Burhan kıskançlık cinayeti kurbanı mı? Az sonra Müge Anlı'da. Antalya'dan kaybolan 2 arkadaş. Benim de kızım kayıp. Pazar sabahlara kadar sokaktayım. Yalan söylüyor. Yemin ederim yalan söylüyor. Müge Anlı'da yüzleşen anneler. Şu an derdimiz çocukları bulmak. Senin öyle bir derdin yok. Babasıyla benim derdimiz ve halasıyla. Biz üçümüz görüşüyoruz abla. Niye kızını bulmak istemesi? Hayır aramıyor. Şüphe ve endişe. Daha önce de hatalar yaptı benim oğlum. Bir gün sen de bunu yapmıştın diye ben kafasına kalkmadım. Benim ceplerinde paraları yok, hiçbir şey yok. Aç mı susuz mu, nerede kalıyor bilmiyorum. Benim yaşınız küçük ev, anneleriniz kavga ediyor. Çıkın ortaya, millet birbirini kırıyor ya sizin arkanızdan. 17 ve 18 yaşındaki 2 gencimizle ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Alıkonulan 15 yaşında bir kız çocuğu. Ailesi Sude'nin annesinin kuzeni 37 yaşındaki Mesut Tetik tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Kimseye söyleme, ben Kayseri'ye gidiyorum ama İstanbul'da olacağım. 37 yaşındaki 3 çocuk babası evli akraba. Peki bu Mesut nerede şimdi? İkisinin de nerede olduğunu bilmiyorum. Mesut da kayıp mı yani? Kayıp. Bir annenin çaresizliği ve endişesi. Yani telefonlarına da ulaşılıyor. 15 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Mutlu olmak istiyorsanız karşınızdaki insanı mutlu edin. Hayat size hep iyilikler getirecek. Kalben inanarak söylüyorum. Dersek tüm engelleri aşabilir, dünyaya meydan okuyabiliriz. Yeter ki iste. İnşallah. Hafta sonuna böyle bomba gibi gireceğiz inşallah bu coşkuyla. Şimdi aslında başka bir sıralamam vardı ama bu kadar böyle gözlerinin içi gülen bir anne var burada. Özlem var. Efendim Özlem'in oğlu ve yine biliyorsunuz kız arkadaşıyla beraber kaçmışlardı. 2 çocuğumuz bulundular. Dün aslında 4 çocuğumuzu birden bulduk. Öyle başlayayım. Ama Özlem burada. Özlem gözün aydın. Çok teşekkür ediyorum abla. Şimdi de mutluluktan duramıyorsun. Ekibe öyle bir küsüm, beni gece öyle bir kandırdılar ki. Nasıl kandırdılar? Dedim ya gece aradılar şimdi. Dedim bu saatte aradılarsa bir şey var. Bir şey mi var dedim. Yok dediler, yarın yayından önce hani röportaj yapacağız yayınlamak için. Tamam dedim, aşağı indim baktım. Suratlar çok normal dedim, gene bulunmamış. Yukarı çıktık, kameralarla içeri bir girdiler, gözün aydın diye dedim hepinize küsüm. Ama Özlem sana bir şey söyleyeceğim. Biz de kendi aramızda böyle yuppi falan yaparak, yani bizim de bir haber merkezi grubumuz var. Ondan sonra bizi de görmeniz lazım. Bizi de çekseler herkes kendi çocuğu bulunmuş gibi. O esnada ne dedim? O kadar saçma sapan konuştum. İzlemek ister misin? Çok isterim. Efendim öncelikle bu alkışlar Antalya Emniyetine. Sevgili Murat Müdürüme. Selda'cığım seni de gözlerinden öpüyorum. Vallahi haberi ben ilk Selda'dan aldım. Selda Hanım'dan aldım. Süper. Sevgili Antalya İl Emniyet Müdürümüzün değerli eşi. Benim de çok yakın dostum yıllardır. Çocuklar bulundu. Diyor ki bir de o kadar çok çocuk var. Hangi çocuklar bulunanlar? Antalya'dan da vardı ya. İki çocuk. Neredeler? Fethiye'diler. Hadi canım. Niye ki? Senin oğlun cep telefonunu satmak istemiş hayatım. Cep telefonunu satmak isterken de bulunmuşlar. Hadi izleyelim. 17 yaşındaki oğlundan 8 gündür haber alamayan anne Özlem Koçer büyük bir endişe yaşıyordu. Özlem Koçer iddialarının odağındaki Şara isimli genç kızın annesiyle Müge Anlı'da yüzleşti. Reyhan Aydoğdu hakkındaki iddiaları reddediyor, o da 18 yaşındaki kızı için endişe duyuyordu. Özlem diyor ki benim oğlumu öldürecek, zarar verecek. Neler söyleyeceksin, aslında ikinizin de evladı yok. Gerçekten ben de merak edemiyorum. Yapmamız gereken şey çocuklarımıza ulaşmak. Tek derdimizin bu olması gerekiyor. Benim de kızım kayıp ve ben sosyal medyadan, karakoldan, savcılıktan elimden gelen her şeyi yaptım. Ve ben sabahlara kadar sokaktayım. Yalan söylüyor. Yemin ederim yalan söylüyor. Şu an derdimiz çocukları bulmak. Senin öyle bir derdin yok. Babasıyla benim derdimiz ve halasıyla. Biz üçümüz görüşüyoruz abla. Niye kızını bulmak istemesin? Hayır ki? Hayır aramıyor. Sizin zaten iyi geçinip geçinmemeniz değil önemli. Kesinlikle değil. Yaşı küçük, bulalım bunları. O yüzden... Aynen öyle Müge abla. Yani... Benim demek istediğim şey de tam olarak bu. Çocuklarını arayan iki annenin çağrısı ortaktı. Evlatlarına kavuşmak istiyorlardı. Daha önce de hatalar yaptı benim oğlum. Bir gün sen de bunu yapmıştın diye ben kafasına kalkmadım. Bunu da kalkmayacağım. Ben de genç oldum. Tabii ki gençlikte hatalar yapılabilir. Endişeli annem, ceplerinde paraları yok, hiçbir şey yok. Aç mı, susuz mu, nerede kalıyor bilmiyorum. Bu bile yeterli gelecek aslında. İnşallah şimdi birileri de izliyordur, onları tanımışlardır. İki gencimiz yan yanalar, daha dikkat çekiciler. İkisi de çok güzel çocuklar. İnşallah ailelerine sağ salim kavuşsunlar. Ben anlıyorum çocukları da ama sizin de yaşınız çok küçük ve çocuğum. Hem yaşınız küçük hem anneleriniz kavga ediyor. Çıkın ortaya, millet birbirini kırıyor ya sizin arkanızdan. Yayınımızın hemen ardından gelen müjdeyi anne Özlem Koç ekibimizden aldı. Bu kez gözündeki yaşlar heyecan ve mutluluktan akıyordu. Oğlunuz Salim Kürşat bulundu. Şaka yapıyorsun. Hayır, gerçek. Ya nerede? Gerçek, buraya gerçek mi abi? Allah'ım sana şükürler olsun. Yani konuşamıyorum, çok özür dilerim. Biliyordum Müge ablanın vallahi buraya gelirsem bulunacağını biliyordum abi. Tek çarem Müge ablaydı benim. Allah sizden razı olsun. Allah'ım şükürler olsun. Ben giderim, Müge abla beni alır içeri dedim. Müge ablacığım ben buraya gelirken bunu yaparsa Müge ablam yapar dedim. Biliyordum yapacağını, biliyordum bulacağını. Bütün ekibin, hepiniz gece gündüz bizimle uğraştınız. Allah sizden bin kere razı olsun. İnşallah, kurban oldum. Allah'ım senin ne dileğin varsa yerine getirsin. Abla seni çok seviyorum abla. Allah'ım şu an hiçbir şey diyemiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok mutluyum. 17 yaşındaki Salim Kürşat ve kız arkadaşı Şara, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu Muğla Fethiye'de bulundular. Şara'nın annesi Reyhan Aydoğdu da bu güzel haberi ekibimizden aldı. Reyhan Hanım, biz sizi müjde vermek için aradık. Gözünüz aydın, kızınız bulundu. Gerçekten mi? Gerçekten. Nerede? Kızınız Muğla Fethiye'de ve sağlık durumu iyi. Emniyetteki işlemleri sürüyor. Gideyim mi oraya? Evet, gidip kızınıza kavuşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Müge abla, çok teşekkür ederim. Gerçekten beni anladığın için, beni orada, beni görmeden savunduğun için çok teşekkür ediyorum Müge abla. Şu an gerçekten çok mutluyum. Ben hemen Muğla'ya gidiyorum. Müjdeyi alma sırası Salim Kürşat'ın anneannesindeydi. Özlem Hanım annesini aradı ve Salim Kürşat'ın emin ellerde olduğunu, onu eve getireceğini söyledi. Anne, bulundu kuzumuz anne. Ay nerede oğlum? Muğla'da Fethiye'delermiş. Allah'ın izniyle alacağım kuzucuğumuzu, geleceğim. Tamam meleğim. Tamam. Tamam. Hadi güzel uyu sen bugün. Çocuğuna yemekler yap, kuzuna, tamam mı annem? Gelsin istediğiniz. Tamam. Tamam. Müge ablam bulur dedim sana. Bak buldu annem, buldu. Benim kızım. Onun ekibini çok seviyorum. Kızımı çok seviyorum. Tamam. Allah onları korusun inşallah. İnşallah. Özlem Koçer'in en büyük mutluluğu oğluna kavuşacak olmasıydı, ancak bir durum daha vardı. Anlattığına göre Müge Anlı yalnızca iki gencin değil, üçüncü birinin daha bulunmasını sağlamıştı. O da Salim Kürşat'ın hiç görmediği babasıydı. Kürşat bir aylık hamileyken ben babasından ayrılmıştık biz. Küçükken 2-3 kere görüştük. Kürşat babasını hatırlamıyordu. Sosyal medyada işte bir şeyde, platformda baktım, mesaj istekleri var. Ben Bülent beni ara yazmış. Ben hangi Bülent dedim. Ben Kürşat'ın babası deyince en azından babasına da kavuşacak yani bu esnada. Bu da bizim için çok güzel oldu. Yani oğlum için çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra babasıyla hiç ayrılmazlar. Özlem Koçer şimdi sağ salim bulunan oğlunu sarıp sarmalayacağı o anı bekliyor. Vatanım, vatan gözlüm, cennet gözlüm, annem gel kurban oldum, kokunu çok özledim meleğim. Kürşat kaçtıkça sana geleceğim abla bundan sonra. İnşallah gerek kalmaz. İnşallah gerek kalmaz. Bu sefer böyle olunca çok canım yandı gerçekten. İnanın bütün kemiklerim acıyordu günlerdir. Şu an ağlıyorsam bunlar hepsi mutluluk gözyaşları ve Müge ablam sayesinde ve ekibi sayesinde. Müge ablacığım, Allah seni başımızda eksik etmesin. Hep var ol inşallah, hep sağlıklı ol. İyi ki varsın. Beni de evladıma kavuştursun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizden razı olsun. Gerçekten ne olmuş biliyor musun? Demişler ki biz evlenmek istiyoruz ama ailelerimiz birbirleriyle konuşmadığı için kaçmak zorunda kaldık. Yani aslında sizin, yani ben Reyhan diyorum, siz Şara diyorsunuz ama neyse artık Reyhan Hanım herhalde kimlikteki. Reyhan Hanım'la bu tartışmanız çocukları da buna sevk ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, kimseyle anlaşmak zorunda değiliz. Tabii. Yani aslında daha doğrusu... Tam tersini söyledim. Yani kimseyi sevmek zorunda değiliz. Yani böyle içimize bağrımıza sokmak zorunda değiliz. Ama anlaşmak zorundayız bir şekilde. Çünkü hayat bizi... Düşünsene bak şimdi biz burada karşı karşıya geldik. Bir yerde karşılaşacağız. Otobüste, orada, şurada, burada değil mi? Hepimiz için geçerli. Yani birbirimize anlayışlı davranmamız lazım. Tamam, görüşmeyebilirsin, kucaklamayabilirsin. Ama işte bu tartışmalar çocukları buralara sevk ediyor. Yaşları çok küçük. Evlilik yaşındalar mı? Hayır. Eğitim yaşındalar. Ama bir ümit vermek lazım insanlara. Ben ümidi seviyorum. Ümitsizlik çok kötü. Olabilir çocuğum. Dur bir bitirin okulunuzu. Dedim. Hı. Vallahi dedim. Heh. Ama şimdi siz tartışıyorsunuz ya. Dediğim gibi Romeo ile Juliet gibi oluyor. Yani bir şeye hayır dediği zaman o çocuklarda, daha çocuklarda cazip değil, bende bile şu anda bile. Bana birisi bir şey hayır dediği zaman ben onu evet mutlaka yapmak istiyorum. Daha cazip geliyor. Daha inat ediyorsun. Ya olabilir desen, iyi olabilirse deyip bir sakinleşiyorsun. O yüzden başta da hayır dememek lazım çocuklara. Çok zor. Bazı çocuklar çok zor özellikle. Yani sakin çocuğu, bazı insanın 5 tane çocuğu sakin. Diyor ki aa milletin çocuğu, ama senin çocuğun sakin. Sen o çocukların annesisin. O yüzden sana öyle geliyor. Hadi bakalım 5 tane bir de böyle daha farklı zor çocuklarla çocuk dediğimiz, zor çocuğu büyüt bakalım. Çocuklar ne yazık ki bunlar... Yetiştirilmeleri, hani bir şekilde korunup kollanmaları zor. Gerçekten ya anneleri babaları çok çok yorucu çocuklar bunlar. Aynen öyle. Ama ne yapalım, başa çıkacağız. Evlatlarımız. Büyüyecekler yani sonuçta, kimse ergenlikte kalmıyor. Büyüyecekler, onlar da yaptıkları yanlışların farkında olacaklar. Babasının da ortaya çıkmasına çok sevindim Özlem. Ya zaten Antalya'daydı da. Yani Kürşat hep bana diyordu, anne babamı bulsam kırılır mısın? Hani hayır dedi, ben hiçbir zaman. Dedim ki istediğin zaman gidebilirsin, arayabilirsin. Görüşmek isterse görüş. Dedim, o da dün işte görmüş. Kuzucuğum babalık damarları kabardı kurban olduğum eski kocam. Ama Allah var gerçekten 5 dakikada Hira'yı buldu. Ondan sonra dedi ki bu çocuklar Muğla'ya doğru yola çıkmışlar. Haberin var mı dedi. Yok demeye kalmadı. Zaten ekip aradı beni. Röportaj için geliyoruz. Hakikaten Muğla'ya doğru yola çıkmışlar. Yani benim 7 günde yapamadığımı Bülent 15 dakikada yaptı. O yapmadı aslında da anlattım az önce yani. Onlar yapmadı. Telefon satılınca, daha doğrusu satılmak istenince emniyet devreye girdi. Muğla'da bulundu. Muğla Antalya kayıp olduğu için oraya haber verdi. Ben gerçekten emniyet yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Hem Muğla'ya hem Antalya'ya. ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi artık bundan sonra biraz onları anlayıp ve konuşma zamanı diye düşünüyorum. Biz yetişkinler tartışmayacağız. Çocuklar tartışabilir ama biz yetişkinler onlara tartışmayarak örnek olabiliriz inşallah. Hepimizin dileği o da her zaman olmuyor. Efendim sonra üçüncü bir çocuğumuz daha. Kayıp Sude bulundu. Biliyorsunuz annesinin 37 yaşındaki kuzeni tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti. 15 yaşındaki kızımız dünkü yayının ardından bu 37 yaşındaki kuzen tutuyor 15 yaşındaki çocuğun elini, polisin kapısının önüne bırakıyor. Bu kadar basit. Anne Gonca Eraslan, evli ve 3 çocuk babası olan 37 yaşındaki kuzeninin lisede gastronomi öğrencisi olan 15 yaşındaki kızını kaçırdığını söyleyerek gözyaşları içinde soluğu stüdyomuzda aldı. Perişan haldeki anne günlerdir evladından haber alamıyordu. Aralarında 22 yaş fark var, üstelik Mesut evli 3 çocuk babası. Ondan sonra Gürcistanlı biriyleymiş, o da 3. evliliği. Sude 18 Mayıs'ta evden ayrılıyor. Mesut Tetik'le Sefaköy'de bir otelde bulunuyor. Otel görevlileri aralarındaki yaş farkını görünce durumu polise ihbar ediyorlar. Sude ailesine teslim ediliyor. Mesut da diyor ki ben Sude'ye göz kayacak kadar şeref yoksunu muyum? Ama tekrar kaybolmuş. Geçtiğimiz cumartesi günü parka gideceğini söyleyerek ortadan kayboluyor. Peki bu Mesut nerede şimdi? İkisinin de nerede olduğunu bilmiyorum. Mesut da kayıp mı yani? Kayıp. Yani telefonlarına da ulaşılmıyor. Hiç kimse haber alamamış. Ona ulaşabiliyoruz zaten. Ondan birkaç numara aldık. Nereye gidebileceğini, neler yapabileceğini. Yok, kimseye söyleme. Ben Kayseri'ye gidiyorum ama... kimse bilmesin, İstanbul'da olacağım. Birkaç işim var. Senin kızın 15 yaşında. Evet. Adam da evli. 3 çocuk babası 37 yaşında. Ve beklenen güzel haber yayınımızın hemen ardından geldi. Kızımız Yalova'daydı. Ekibimiz de vakit kaybetmeden yola çıktı. Programımızda Sude'yi aradığımızı görür görmez bahsi geçen 37 yaşındaki kuzen alıkoyduğu 15 yaşındaki kızımızı yetkililere teslim etti. 15 yaşındaki kayıp kız çocuğunu kaçıran Mesut Tetik yayınımızın hemen ardından Yalova Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelerek kayıp kız çocuğunu buraya teslim etti ve ifade işlemlerinin ardından kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi. Kızımız yeniden yuvasına dönerken kendisinden 22 yaş küçük kız çocuğunu alıkoyan kuzen gözaltına alındı. Anne Gonca Eraslan'sa kızına sağ salim kavuştuğu için adeta bayramı yaşıyordu. Gece gündüz hani Türkiye'nin bütün illerinde aranıyordu ama herhangi bir haber gelmemişti. Ben yayına çıktım ve resminin yayınlanmasıyla, yani daha ben eve dönmeden, yolu yarılamadan telefon geldi. Kızınızı teslim ettiler, buyurun gelin alın diye. Şikayetçi olacak mısınız o kişi? Evet, kesinlikle şikayetçi olacağım ve cezasını çekmesini istiyorum. Yaptığı şey zaten hani herkes de takdir eder ki normal bir şey değildi. Kesinlikle cezasını çekecek. Ben kızımla da görüştüm. Kızıma da sarıldım. En iyisi de buydu yani. Sağlıklı, sağlık durumu iyi. En mutlu edici olay da bu zaten. Müge Hanım, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ekran karşısında izlediğimde size zaten büyük bir hayranlığım vardı. Orada gördüğümde de bu kat kat arttı. Ve çocuğumun bulunmasında bana yardımcı ve destek olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Canlarım benim ya. Bir şu haline bak kadıncağızın, bir de çocuğu bulunduğu zamanki haline bak. Hep söylediğim gibi insanların kanı canı gidiyor çocuklarını kaybettikleri zaman. Bulunduğu zaman da galiba bütün enerji yerine geliyor. En çok sevdiğim görüntü de bu. Dün akşam gözaltındaydı bu 37 yaşındaki kişi. Sabah kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla gözaltına alınmış. Sabah ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Neden? Şimdi gene aynı şeyi söylemeyeceğim. Kendi söylediklerimden kendim sıkıldım. Biraz da klimayı açayım. Bak şimdi mesela bu haber şu anda girerken verdiler. Şimdi nasıl serbest kalıyor ya? 37 yaşındaki adam 15 yaşındaki çocuğu yanında tutuyor. Kaç gün? Bir hafta. Sonra yayını görüyor, korkuyor, bırakıyor, serbest kalıyor. Vay be. Vay 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 yani. Sadece o kadar söylüyorum. Bakın bunlar böyle yapıldı müddetçe biz bunların önüne geçemeyiz. Daha ben burada günde 10 tane çocuk ararım. Yani olmaz öyle şey. Olmaz. Onu serbest bırakan kanun, yasa, zihniyet, kişiler bilmiyorum. Kendi çocuğunuz aynı durumda olsaydı. Sadece o kadar söyleyeceğim. Ve efendim dün İstanbul Bahçeli Evler'den 13 yaşındaki Muhammed kayboldu. Ailesi hemen bizi aradı, 13 yaşındaki çocuğumuz kayıp diye. İşte yarın sabah size gelelim diye öğleden sonra. Bize dedi ki buyurun gelin. Dediler ki kolunda sevgi izi var. Aa öyle mi, durun bakalım bir bekleyin dedik. Önce aile bize başvurdu. Yarım saat sonra bir aradılar. Çocuğu bulmuşlar. Onun da haberi geldi. Hiç buraya gelmelerine gerek kalmadan aradık. Annesi de çocuğuna 2-3 dakika içinde hiç sorunsuz bir şekilde kavuşmuş oldu. Bunu özellikle söylüyorum. Hala yaptırmadıysanız lütfen geç kalmayın. Sevgi İzi ailesi her geçen gün daha da büyüyor, sevdiklerimiz güvende kalmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği dünyanın en büyük kayıp bulma ağı olan Sevgi İzi ile kayıplarımız kısa sürede bulunuyor ve ailelerine kavuşuyor. Müge Anlı, seni çok seviyorum. Kayıp ihbarımız İstanbul Bahçeli Evler'den geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinden bir yetkili, kendilerine teslim edilen bir çocuğun kolunda sevgi izini fark edince bizlere ulaştı. Kolunda sevgi izi olduğunu fark ettik. Çocuk kendisini ifade edemiyor. Sevgi izi olmasaydı aile belki aylarca aramak zorunda kalacak. İnşallah daha da yayılır, daha da insanlar bilinçlenir bu konuda. Bulduğunuz kişi Muhammed. Biz hemen kendilerini arayacağız ve bilgiyi vereceğiz. Sizinle de iletişime geçmelerini sağlayacağız. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. İhbardan kısa bir süre önce bizi arayan ve kayıp oğlunu bulmak için bizden yardım isteyen anneyi aradık ve güzel haberi verdik. Akşamdan beri biz arıyoruz. Allah razı olsun, çok sağ olun. Bir şey yok inşallah, sağ salim yani. Sağ salim Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evine yerleştirilmiş. Hadi gözünüz aydın. Sevgi izini çok öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgi izi sayesinde Huriye Hanım'ın oğlunu bulmak için stüdyomuza gelmesine bile gerek kalmadı. 13 yaşındaki evladına kavuşacağı için çok mutluydu. Dün 4 çocuğumuzu bulduk. Darısı inşallah diğer kayıpların başına. Ve efendim ben hep söylüyorum, gençleri çok seviyorum. Gençlerin bize başka bir enerji kattığına inanıyorum. Katıyorlar da gerçekten. Onlar çok kıymetliler. Ama hangi gençler? Bununla alakamız yok. İşte o gençler, okuyan gençler, eğitim alan gençler, ülkemizi ve bizi onlarca adım öteye taşıyacaklarına inandığım gençler. Özellikle dediğim gibi kuşağını bilmiyorum ben, A, B, C, D, F, G kuşağı. O yüzden saymayacağım öyle X kuşağı, Y kuşağı, ama gerçekten çok iyi bir neslin yetiştiğine kalben inanıyorum. İşte o gençler, o gençlerden bir tanesi Tuana Naz Tiryaki aramızda. Okul müdürü Salih Erol ve sinema televizyon bölümü öğretmeni Amine Dede ile beraber stüdyomuza geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Yılın Mimar Sinanları ödül töreni dün akşam gerçekleşti. Ve bir ödül de öğrencilerimizin oylarıyla bize geldi efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin güzelim benim. Buyurun hocam. Hoş geldiniz hocam. Merhaba efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Güzel kızım benim. Merhaba. Müge Hanım, öncelikle sizle tanışmamıza vesile olan Yerdal Kuluşova ve Murat Özteke Bey'in selamlarını iletiyorum. Aleyküm selam. Ve seyircilerimize buradan selamlıyorum. Az önce bir dilekte bulundunuz. Gençlerimize örnek olalım inşallah dediniz ve gençlerimize size hemen ödülünüzü gönderdi. Ne mutlu bana, teşekkür ediyorum. Bakayım ay ne kadar güzel bir ödül formu bu, harika. Biz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi gençleri olarak yılın Mimar Sinanlarından birinin de siz olduğunu düşündük. O yüzden bu ödülü hem biz adına hem de Yerdal Kurçoval ve Murat Özteke adına ben size takdim etmek istiyorum. Ay ne mutlu bana, gel böyle duralım gel. Sizlerden, gençlerden ödül almak şahane bir duygu. Nereye bakalım? Dörde bakalım ha. Güzel çıksın şöyle fotoğrafımız. Yılın Mimar Sinanları ödülü. Evet. Harika. Evet. Mimar Sinan gibi gerçekten Türkiye'de değil yani dünyada çok büyük biliyorsunuz inşaları var. Benim de aslında amacım sizlerle beraber çok daha iyi, çok daha güzel bir Türkiye inşa edilmesine vesile olmak. Eğer buna köprü olabilirsek ne mutlu bize. O yüzden bu ödül gerçekten çok anlamlı, çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şey mi yaptınız, oylama mı yaptınız? Evet. bizim liseler arasında. Seviyor musunuz beni? Eskiden... Çok. Derslerde bile şişiyorlar. Evet evet. Hı? Sizin hakkınızda konuşuyoruz. Öyle mi? Evet, program hakkında. Ayrıca tüm gençlere ortada haklı bir dava varsa peşinden gitmelerini, doğru bildikleri yoldan gitmelerini, yıllardır bize büyük bir örnek olduğunuz için size çok minnettarım. Ay ne mutlu bana canım benim. Çok teşekkür ederim. Anneannem ve annem sizin hassanız. Sürekli sizi izliyorlar. Onlar adına da sizden selam göndermek onlara çok büyük bir şey olur. Evet çok iyi olur. Anneni de anneanneni de ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sen ne okuyorsun? Yani ne olmak istiyorsun? Yönetmen olmak istiyorum. Sinema TV okuyorum okulumuzda. Oo harika, yönetmen. Geleceğin yönetmen. Olur vallahi bu çok cadı. Dün 40 yılda bir araba kullanıyorum. Yani bir problem oldu böyle. Kendi arabamla gelmek durumunda kaldım falan. Eve dönerken yandan dat dat korna çaldı. Abi baktım hanımefendi dedi ki yarın size geliyoruz ödül vermeye. Dedim ki koca İstanbul'da yani şeyini bulamazsın. Kardeş kardeşi bulamaz. Evet. Ne tesadüf. Evet. Biz o yüzden dünden tanıştık trafikte. Tabii trafikte eğer camı açıp konuşursanız akraba da çıkarsınız. Yani öyle bir trafik var ki İstanbul'da adım adım. Evet, kısa sürede derdimizi anlattık, anlaştık. Biz de ödül törenine gidiyorduk. Ödül törenine giderken Müge Hanım'la karşılaşınca bize de aynı zamanda motive oldunuz. Tam ödül törenine hazırlanırken bizim çok hoşumuza gitti. Sizi kısa bir süre durdurmak istedik. Sunucumuz Yerdal Kuluşova da yanımızdaydı. Size çok 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 selam söyledi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Kendisi sizin, siz kendisini çok sevdiği birisisiniz. Bizim için de öyle. Biz Sinema TV bölümümüzde derslerimizi işlerken özellikle Müge Anlı programı bize gençlerimize ışık tutan bir program. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Anneannem size ikinci hükümet diyor bu arada. Ne diyor? İkinci hükümet diyor. Doğru, bence de doğru. Yok, öyle demeyelim de. Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın, evet. Adaletinize, duruşunuza, programınızdaki gerçekten istikrarlı bir şekilde adil duruşunuz için ben çok teşekkür ediyorum ve kadınların her zaman yanında olduğunuz için, eğitimi desteklediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ben sizin yetiştirdiğiniz çocukları benden çok daha fersah fersah ileriye götüreceğine inanıyorum. Benim yaptıklarımın ya da yapamadıklarımın, yapmak istediklerim daha da ileriye götüreceklerine inanıyorum. O yüzden çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir de güzel. Kaç yaşındasınız? 16. 16 yaşında. Abicim işte... Çok iyi bir gençlik geliyor diyorum ya. Biz şimdi burada tabii ki biraz böyle daha farklı konuları işliyoruz ama bunu buna çok inanarak söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir gençlik geliyor. Çok iyi yetişen bir gençlik geliyor. Benim sizin yaşınızdayken bildiğimden çok daha fazlasını biliyorsunuz. O yüzden gurur duyuyorum sizinle. Yani benim kuşağımın ve benden önceki kuşağın hayatı hep öğrenerek geçti. Hep öğrenmekle geçti. Belki hani tamam ben onu görmedim ama işte gaz lambasından elektriğe geçen bir kuşak. Bakın çok enteresan yani hakikaten. Tel dolaptan buzdolabını kullanmayı öğrendi. İşte tüpten fırın kullanmayı öğrendi. Bizden önceki nesil. Biz şimdi elimize bir cep telefonu alıyoruz. İçinde neler var diyorum ki kendi kendime bazen, Müge uğraş şununla diyorum. Sevmiyorum, ben ondan uğraşmıyorum ama bunu icat etmişler diyorum. Sen kullanmak istemiyorsun. Ne kadar ayıp diyorum kendi kendime. Hala da işte trafikten yola çıkayım. Yani adamlar arabayı icat etmiş, yanına sinyal koymuş. O sinyali koyuyor yanına, parasını da senden alıyor, parasını da ödüyor. Mesela hala adam sağa sola dönerken o sinyali sağa sola getirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok enteresan tipler de var yani bu anlamda. Daha hala öğrenme sürecini tamamlayamamış. Ama bizim kendi kuşağım için söyleyeyim. Biz şu anda bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Siz öğrenerek doğdunuz. Yani aktarılan bilgiye inanıyorum çünkü doğumda. O yüzden sizinle çok gurur duyuyorum. Gençlerle birlikte olmayı çok seviyorum. Lütfen onların da sesine ve sözüne kulak verelim. Onları dinleyelim. Onların bizden daha iyi düşünebileceğini de zaman zaman aklımızın bir kenarına yazalım. Çünkü hayat değişiyor. Her gün değişiyor. 30 yıl önceki hayat değil artık. O yüzden yine söylüyorum, sizleri dinlemek gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Tamam. Siz de iyi ki varsınız. Nereye koyalım bunu? Gel Sude. Şöyle koyalım mı? Ne dersen? Olur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sen şimdi sinema filmi mi? Gel Sude gel. Nereye koyalım? Sen şimdi sinema filmi mi çekeceksin? Ben ayrıca TRT1 oyuncusuyum. Heh, öyle mi? Evet. Nasıl bir sinema filmi çekmek istiyorsun mesela? Ne kadar güzel, ne kadar anlam içeren ve insanlara geçirebileceğim bir film olsun istiyorum. Hadi bakalım, bekliyorum. O zaman filmini çektiğin zaman bana da haber verirsin. Vereceğim, kesinlikle efendim. Senin nezdinde tabii sözüm Sude'ye bugün burada değil mi? Bütün arkadaşlarına selamlar, sevgiler, oy veren, ödül gönderen. Çok teşekkür ediyorum, hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Yayınlar. Sağ olun, var olun. Sude, bak o zaman... Şu anonsu, buyurun hocam, şu anonsu seninle beraber yapalım. Dedim ki geçen gün, biz zaten her gün olsun, her gün onlarca tekerlekli ve akülü sandalyeyi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz ama bazen galiba içimden bir organizasyon hevesi geçiyor. Dedim ki hadi 400 tane tekerlekli ve akülü sandalye gönderelim. Gerçekten arkadaşlar çok hoş bir organizasyon yapmışlar. Hiç de kolay iş değil, o altını çizeyim. Sabahın köründe başlamışlar, gece yaralarına kadar akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıyorlar. Özellikle okullarımızdaki öğrencilere rica ediyorum, hayatınız hep birine iyilik yapma üzerine kurulu olsun. Birilerine iyilik yaparsanız evren de size iyilik getirir. Bunu kalben söylüyorum. Şimdi dün bu 400 tane akülü sandalye işte çekmişler, bandı geldi. Şimdi ben ne dedim? Dedim ki arkadaşlar program finaline yaklaşıyor, sezon finali. 1000 tane dağıtalım dedim. Artık gerçekten hiç kimsenin benim akülü sandalyem yok, tekerlekli sandalyem yok demesini istemiyorum. Akülü sandalyelerde arkadaşlar sayıları daha az olduğu için şöyle söyleyeyim. Çocuklardan yana pozitif ayrımcılık yapıyorum. Okula giden çocuklardan, dışarı çıkmak isteyen çocuk, yani eğitim alan çocuklar için onları göndermeye çalışıyorum. Hani o konuda kusura bakılmasın. Keşke akülü sandalyelerimin sayısı çok fazla olsa herkese onu göndersem ama çocuk okula gitmek istiyor. Orada darılmaca, gücenmece yok. İnşallah daha fazla gelecek, daha fazla dağıtacağız. İşte o bandımızı da izleyelim. Sizlerden de böyle organizasyonlar bekliyorum. İnşallah, inşallah. Ha. Çok sevdim seni. Hadi izleyelim. İzleyelim. Tekerlekli akülü sandalyemiz var. İsteyin, gönderelim. Malatya'dayız. Gaziantep'teyiz. Trabzon'dayız. Çanakkale'deyiz. Manisa'ya doğru yola çıkartıyor. Anne! Akülü sandalyem geldi. Ya, çok seviyorum. Müge Anlı'dan bir iyilik hareketi daha. Artık özgür olacağım. Kendimi istediğim yere gideceğim. Müge abla, seni çok seviyorum. İyilikte yarışırken hep dahası, daima daha fazlası. Eşim şimdi konuşamıyor. Eminim ki o da çok çok mutlu oldu. Bizi ihya ettiniz. Rabbim de sizi ihya etsin. Türkiye'nin dört bir yanına 400 tekerlekli ve akülü sandalye. Dışarı çıkamıyordum. Bu bana bir vesile olacak. Annem şurada ama ben şimdi kendime gidebilirim. Müge ablaya çok teşekkür ederim bunun için. Bir televizyon programından çok daha fazlası olarak çıktığımız yolda araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugüne dek kırdığı rekorlara, yaşattığı mutluluklara bir yenisini daha ekledi. 400 tane tekerlekli ve akülü sandalyemiz ülkemizin dört bir yanına ulaşacak. Arkadaşlarımız harıl harıl hazırlıklarını yaptılar. Kimi izleyicimiz tekerlekli ve akülü sandalye isterken planlarından bahsediyordu, kimi de hayallerini yaşayacağı için teşekkür ediyordu. Stüdyomuz yüzlerce tekerlekli sandalyeyle doldu taştı, izleyicilerimize gönderilmek üzere hazırlandı. Müge Anlı bir iyilik hareketini daha başlatıyor. Türkiye'nin her yerine tam 400 akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyor. 400 tekerlekli ve akülü sandalye sahipleriyle buluşmaya hazırdı. Bu müjdeyi izleyicilerimiz ekibimizden aldı. Eşim %92 engelli. Tekerlekli sandalyemiz yoktu. Dışarıya çıkamıyordu. Müge Hanım bugün sandalyenizi yola çıkartıyor. Çok teşekkür ediyoruz Müge Hanım'a. Eşimin en çok istediği benimle birlikte yürüyüş yapmak yan yana. Geldiği gün beraber yürüyüşe çıkacağız. Müge Hanım bugün 400 tekerlekli sandalye yolluyormuş. Allah ondan razı olsun. Evimizin en güzel misafiri sabahleyin güneş gibi doğuyor bizim evimize. Ben kendim engelliyim. Evlatlarım dışarıda gezmek benim için bir hayaldı. Müge Hanım yaşattığı için ona çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederiz. Sağlıklı günlerde kullanın umarım. 10 yaşındayım. Okula daha rahat gidip gelmek için senden akülü sandalye istiyorum. Merhaba Müge abla. Akülü sandalye ihtiyacım var. Merhaba. Markalara bağlar mısın? Şu anda diyor ki anne diyor dışarılara çıkarız değil mi diyor. Dedim evladım gelsin çıkarız. Alo merhabalar, Müge Anlı programından arıyorum. Merhabalar. Çok mutlu oldunuz. Çok. O kadar mutluyum anlatamam. Ya telefonun başından ayrılmıyorum. Ne mutlu bizlere sizi böyle mutlu edebildiysek. Allah razı olsun. Bir tır dolusu tekerlekli ve akülü sandalye yeni mutluluklar yaşatıp hayalleri gerçekleştirmek üzere otogara doğru yola çıktı. Ülkemizin dört bir yanına gönderdiğimiz tam 400 tekerlekli ve akülü sandalyeyi sahiplerine ulaştırmak üzere otogardayız. 400 tekerlekli ve akülü sandalye sahiplerine ulaştırılmak üzere tek tek otobüs firmalarına teslim edildi. Gurur duyuyorum Müge Hanım'la ve çalışmalarına başarılar diliyorum. Biz de otobüs kaptanları olarak taşımaktan gurur duyuyoruz efendim. Biz bir kişinin derdinle uğraşırken o cümle alemin derdinle uğraşıyor. Allah ona yardım etsin. Sizi öpüyoruz. Sarı papatyamız. Müge Anlı'nın Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiği 400 tekerlekli ve akülü sandalyeden 145 tanesi İzmir, Kocaeli, Kırşehir, Bilecik, Bursa, Ankara, Muğla, Manisa, Isparta, Aydın, Kütahya, Denizli, Afyon ve Çorum'a gidiyor. Geçen sefer 500 tane gönderdi. Bu sefer 400. Her zaman şunu söyler. Benim birçok ortağım var. Gizli ortaklarımdan biri de otogar esnafıdır. İyi ki varsın Müge Anlı diyoruz. Gerçekten tebrik edilecek bir kadındır. Onu çok seviyoruz. Türkiye'de kadınların idolü. İyi ki varsın. Bu yaptığınız hizmetlerden dolayı şahsım adına gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum Müge Anlı'ya. Kayseri ve Niğde'ye 12 manuel 3 akülü sandalye gönderiyoruz. Müge abla, bütün yaptığın her şey için teşekkür ederim. Benim babam Bosna Hersek'ti. Buradan ona selam söylüyorum. Öpüyorum seni, selamlar. Onun sayesinde gerçekten çok güzel çocuklarımı büyüttüm. Ona çok selam yolluyorum. Müge Anlı, sizi çok selamlar. Çok seviyoruz. Çok başarılar. 400 tane sandalyeyi birden göndermeniz gerçekten çok büyük bir başarı. Bu konuda Müge Anlı'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sandalyeleri de götürmek için her zaman hazırız. 15 manuel 8 akülü sandalyeyi Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki izleyicilerimize ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Arabamızın bagajında da müsait yani. Gidecek varsa Sivas'a kadar götürür. Sıkıntı yok yani. Hemen getirelim. Aynen getir götürür. Sıkıntı yok. 3 tekerlekli 2 akülü sandalyeyi Tokat'taki izleyicilerimize ulaştırmak üzere firmaya teslim ediyoruz. Müge Hanım gibi ya bir bayan dünyada eşi benzeri yok diye biliyorum yani. Yaptığı iyiliklerin haddi hesabı yok. Vallahi Müge ablacığım seni çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Ne diyeyim yani bu. Giresun, Samsun, Rize, Trabzon ve Ordu'daki izleyicilerimizin hayallerini gerçekleştirmek üzere 21 manuel, 7 akülü sandalye yola çıkarılıyor. Seviyorum sizi Müge Hanım. Sağ olun, iyi ki varsınız. Müge Anlı'yı seviyorum. Kolumda Sevgi İzi var. Müge Anlı'nın hayranıyım. İyi günler Müge abla. Bana kiler böyle verir misiniz? Bir manuel, 2 akülü sandalyemiz Van'daki izleyicilerimize gidiyor. Biz geldik. Hadi yükleyelim o zaman. Yükleyelim. Teşekkür ediyoruz. Yani yardımlarınız için Müge Anlı'ya da çok teşekkür ederiz. Bunu götürmek de bizden olsun. Bir faydamız olsun. Türkiye'ye böyle bir kadın gelmez. Maşallah ona. Öpüyorum sarı papatya. Bir akülü 3 manuel sandalyemiz Malatya'daki izleyicilerimize gidiyor. 3 tekerlekli sandalye de Sinop ve Kırıkkale'deki izleyicilerimiz için. Bir akülü sandalye ihtiyacım var. Eğer ulaştırabilirseniz çok mutlu olurum. Sıradaki şehirlerimiz Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu. 14 manuel, 1 akülü sandalye izleyicilerimize ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor. Kaptanım, sandalyelerimiz size emanet. Ne zaman yolculuk? 2 saat sonra. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Her gün ekranlardayız. Hiç kaçırmıyoruz asla. O Türkiye'nin iyilik meleği. İyi ki varsın Müge Anlı. Teşekkür ediyoruz. 14 manuel 3 akülü sandalyemizin adresi Adana. Antalya, Burdur ve Hatay'daki izleyicilerimize 24 manuel 5 akülü sandalye gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Türkiye sizden gurur duyuyor. Sivas'taki izleyicilerimiz için 6 manuel 1 akülü, Kastamonu'daki izleyicilerimiz için 2 manuel 1 akülü sandalyeyi firmaya teslim ediyoruz. Seve seve götürürüz. Müge Anlı'ya teşekkür ediyoruz her zaman. Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Müge Anlı'ya selamlar, sevgiler. Müge ablanın aramayı istiyorum akülü araba. 14 manuel 2 akülü sandalyede Mersin'deki izleyicilerimiz için. 3 manuel 1 akülü sandalyemiz Adıyaman'daki izleyicilerimize gidiyor. Evimizin neşesi, onun zamanı cumartesi pazar olduğunu rahat geçmeyi. Pazartesi olsa da diyor, izlesek diyor. Konya'ya 10 manuel 2 akülü sandalye gönderiyoruz. Kilise 1 manuel, Hatay'a 2 akülü sandalye. 5 manuel, 5 akülü sandalyeyi Kahramanmaraş'taki izleyicilerimize göndermek üzere yola çıkarıyoruz. Müge Anlı'yı çok seviyorum. Her gün onu izliyorum. Hiç kaçırmıyorum. Engellilere yardımcı olması çok güzel. Hiç onları unutmuyor. O bizim kanatsız meleğimiz. Aksaray ve Karaman'daki izleyicilerimize 5 manuel 1 akülü sandalye gidiyor. Müge Anlı'dan tekerlekli sandalye istiyorum. Gönderirsen sevinirim. 6 manuel 1 akülü sandalyemizin adresi Diyarbakır. Müge Anlı'nın ismini duyduğum zaman benim yüreğim kabarıyor. Fuzuli işler değil, huzurlu işler yapıyor. Müge Anlı, gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. 20 manuel 3 akülü sandalyeyi Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova'ya yola çıkarıyoruz. Ve Balıkesir izleyicilerimize 4 manuel 3 akülü sandalye gönderiyoruz. 10 manuel sandalyede Eskişehir'deki izleyicilerimiz için. Nevşehir, Yozgat ve Bayburt'a 3 manuel 2 akülü sandalye gönderiyoruz. Tam iyilik yap, denize at misali. Siz yardım ediyorsunuz. Belki hayatınız boyunca hiç karşılaşmayacağınız bir insanı mutlu ediyorsunuz. Yardımseverlerimizle ihtiyaç sahiplerimiz arasındaki köprü her geçen gün daha da güçlenerek büyüyor ve biz her gün hep birlikte evlerinize fiziksel olarak da misafir olmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bize. İstiyorum ki hiç kimsenin böyle bir ihtiyacı kalmasın. Muhammed Burhan'ın öldürüldüğü gün Selami Şen'i olay yerinde gördüğünü söyleyen tanıklardan biri de Mesut Kaya'ydı. Planlı olduğunu düşündüğü cinayette sessiz kalmaya dayanamadı. Duyduğu silah sesinden sonra gördüklerini anlattı. Saat 8.30 veya 8 çeyrek o arada bir silah patladı, onu duydum. Onun arabası buradaydı. Olay yerine böyle dönük. Burası da olay yerine kaç dakika mesafede? Ya burası da 10 dakikaca sürer. Selam Bey dediğimiz arkadaş 5-6 sefer kontrolünü yaptı güzelce. Rutin kontrollerini. Buraya da arabayı çekti arkadaş. Ya ben böyle düşünüyorum yani. Siz silah sesini duyduktan sonra mı Selami Şen'in aracını burada gördünüz? Evet, ondan 10 dakika bile yok işte. Aracımı atladım, muhtarlığın oradan döndüm. Plakası arabamın ışığına yandığı için dikkatimi çekti. Ahmet, Mehmet, herkes yalan konuşuyor. Bunlar doğru konuşuyor. Böyle bir şey yok abi. Mesut Kaya cinayetten 2 gün önce karşılaştığı Muhammed Burhan'dan Selami Şen'i beklediğini duymuştu iddiasına göre. Düğün olduğu gece camı indirdim böyle. Nerede Muhammed? Ne yapıyorsun bu taraflarda dedim. Geçer abi, Selami abi bekliyorum dedi. Oradan Selami baktım o Hayati Güllü'nün afurun on aşağı geliyordu. Ondan sonra ben saate çektim gittim. Şimdi bu Muhammed Burhan böyle köyün kadınlarına sarkıntılık eden, böyle herkesin evinin altında falan dolaşan bir tipiydi. Çünkü ben Fatma'nın açıklamalarından bunu anlıyorum. Yok Müge Hanım ya. Ben kendime kefil değilim, o çocuğa kefilim. Siz bu ifadeleri verirken hiç Selami'den bahsettiniz mi? Ya Selami bu olaya kadar hiç aklımıza gelmedi ki Müge Hanım. Bunlar İstanbul'a kaçışından sonra patladı olay. Anladım. Yani aslında köyde hiç kimse bu aşkı bilmediği için öyle sağda solda gördüğünü gördüklerini söylemedi ama bu aşk ilişkisi ortaya çıkınca artık gördüklerinizin bir anlam ifade ettiğinin farkına vardınız. Bizi çok şüphelendiriyordu. O eve giriyordu, çıkıyordu. Niye bu Muhammed'e yapılır mı bu çocuğa ya? Abi yapılır mı da benim mi yaptığımı söylüyorsun? Ya da yaptırdığımı mı düşünüyorsun? Ne konuşuyorsun sen? Ya bak sen konuşsan var ya olay böyle ipucu açılacak böyle. Ya açılacak. Abi ben konuşuyorum böyle zaten. Şey yok. Tamam. Artık burama dayandı. Dedim ki lan Mesut çık artık. Fatma Burhan'ın artık ilk önceliği cinayetin çözüme kavuşmasıydı. Karşı karşıya geldiği köylüleri aldığı kararın geciktiğini düşündü. Taraflar arasında tansiyon yükseldi. 85 milyonun önünde ben gerçekten kalbimle söylüyorum. Ben cinayet açıklanmadan hiçbir yere gidemem. Köylüye de söylüyorum. Bak buradan köylüye de söylüyorum. Gidelim savcılığa. Ben de yanınızda olayım. Eğer kabul ederseler bu saatten sonra gidelim. Aydınlatalım. Bak köylüler gideceksin. Bak köylü hep söylüyor. Ben de köylüyle beraberim. Çıkacak cinayet açıklanacak. Sen şüpheleniyor musun Ercan'dan? Ben Ercan'dan şüpheleniyorum. Ben Deniz'den de hala şüpheleniyorum. Selami de şüpheli dosyasına konulmasını istiyorum. Nasıl şüpheleniyor ya? Nasıl şüpheleniyor? Benim kayıtlarım yok. Ben herkesin gözünün önünde söylüyorum. İki sevgiliyi evinde misafir eden Neriman Hanım, Selami Şen'in köyde bir adam öldü, ben de karısıyla evleneceğim şeklinde konuştuğunu iddia etti. Selami köyden ben birisiyle evleniyorum, eşim ölmüş, İstanbul'a geleceğim onunla birlikte deyince biz evlenip geldiğini zannettik. Nasıl başladı sizin ilişkiniz, kocası da yeni ölmüş anlamında sormak istedim. Fatma dedi ki gülerek, ben dedi az uğraşmadım bu Selami'yi kandırmak için, ikna etmek için dedi, az yalvarmadım dedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sorduğu soruya Fatma Burhan'dan gelecek yanı merakla bekleniyor. Cinayet tarihi 16 Ağustos 2021. Sen 2 Temmuz 2021'de en son konuşma saat 7.28'de 1590 saniye 26,5 dakika. Ne konuştun da 26,5 dakika bu adamla 45 gün konuşmadın ta ki Muhammed öldürülene kadar. 45 gün sonra öldürülüyor Muhammed. Sonra 2 gün sonra Selami'nin dirsekleri senin bacaklarında. Nerede Fatma? Gelmiyor mu? Ne olmuş? Ha. Niye sinirleri bozulmuş ki? Ha. Ya o da nasıl oluyor? Ben onu da anlamıyorum ki. Anlamadığım bir şey de anlatamam. Ne olmuş yani sabah otelde? Selami ne olmuş sabah otelde? Vallahi ben de anlamadığım için. Ya Müge Hanım, çıkışta normalde herhalde sizin şeyde cumartesi pazar herhalde çıkış oluyormuş. Kırmızı yandığı için ekranda kırmızı diye onu da yanlış algıladı galiba kendisi. Hani acaba farklı bir şey mi deniyor gibi. Hafta sonuna doğru onlar resepsiyonistler kırmızı işaret mi koyuyorlarmış? Kırmızıyı nasıl algıladın? Müge Hanım kimlikleri verirken ne söylediler? Ne dediler? Dedi ki kırmızı dedi nokta yanıyor dedi. Bunların dedi çıkışı var dedi. He. O şekilde algıladım ben. Onu da yanlış anladı galiba. Niye yanlış algıladın? Niye ağlıyorsun? Ne düşündün? Kırmızı kod mu? Kırmızı kod. Otelin kırmızı. Sen kırmızı kodu ne algıladın? Ne bileyim. Hı? Buraya da geldik çocukları şey yapmaya kalktılar. Ne yapmaya kalktılar? Odadan alınca şey yaptım. Üzüldüm. Ne yaptı? Ya anlat hayatım ne oldu sen anlat. Asife'yi anlat kırmızı istediler. Kodu ne sandın kırmızı kodu? He? Kırmızı kodu ne sandın? Ya hiç öyle yanmıyordu. Her cuma da geliyorduk hiç öyle yanmıyordu. He. O şekilde başka farklı anladım. Ne gibi anladın mesela? Farklı bir şey anladım. Ne anladın söyle. Niye, o seni ne ağlattı seni? Ben ağlatan her şey çok şey var. Hayır kırmızı kod sana ne hissettirdi? Ben bir tek onun için ağlamadım ki. Çocukları Kadriye söyledi. Hayatım geçen gün daha beraberken anlattılar senin küçüğü 1,5 saat odada şey yapmışlar da salladılar. Hepsini hayır, biliyorum. Senin çocukları çok sevdiler. Yok hepsini biliyorum Müge abla. Ben onun için demedim. Ya senin çocuklarını hani, biz Asife'yi alacağız deyince. De buradaki çocuklar. Yok Asife'yi alacağız değil. Ben zaten Asife'ye hiç dayanamıyorum. Hani Asife'yi alacağız oğlan kalacak deyince ben şey yaptım. Biz sevmek için hep alıyorduk. Yanlış anladı. Ben yanlış Kadriye. Anlamışım demek. Hayır vermiyor muydun hep? Seviyorlar. Herkesin yok, çocuğunu seviyor. Yok veriyor mu? Vermemezlik yapmıyor. Bir de arkadan biliyorsunuz oradan da biz özlüyoruz o çocukları böyle. Seviyoruz. Gidince de alışıyoruz. İster istemez hani burada da anasını... Çocuklar başımızın tacı yani onlar çok seviyor o kızlar. Kadar kıymetli ki bizim için. Bebeği de vermişsin geçen pazar günü 1,5 saat sallamışlar. Ayaklarında bile sallamışlar. Verdim. Ben öyle vermemezlik yapmadım. Ay şimdi de bıraktım geldim. Ben öyle kötü bir şey gelmedi aklıma. He. Yani ondan dolayı gelmedi. Asfede boynuma sarılınca şey yaptım... vermedim. Sonra o sorun oldu. Annesini çok. Be yavrum, sorun falan olmadı. Şimdi de ekibin yanında. Ekibin yanında bıraktım geldim. He. Biraz önce de ağlayaraktan çıktı zaten. He, tabii canım. Allah'a emanet yani. Yani buraya Allah'a bıraktım diye ben korktuğumdan değil yani, sizlerin eline bıraktım diye. Tamam. Ben onun için sıkıntı yaratmadım. Niye sen bugün peki bu kadar böyle düşüksün? He? Niye bu kadar böyle düşüksün? Hiç seni ilk defa gözü yaşlı görüyorum. Yok, ondan değil. Dursun abi birkaç bir şey söyledi de ben onun için şey yaptım. Dursun abi. Abin. Onunla da röportaj yaptık. He, Kadri diyor ki dün annesine Asife suçunu itiraf et dedi, buna bozuldu sanırım diyor. Kim? Asife öyle mi dedi sana? Yok Müge Hanım, ne alaka öyle bir şey? Çocuk ya, suçunu itiraf et, onu bir oyun... Mikrofona söyle. Yok. He, çünkü dün babası falan da konuştuğu için burada herhalde. Anlatıp tamam neyse tamam, şimdi çoluk çocuk karıştırmayalım. Şimdi önce dün biliyorsunuz Selami Amasya'daydı. Onlar bir buluştular ikisi. Ben de güzel, daha neşeli gelirsin diye düşünmüştüm açıkçası bugün. Bugün aslında tam şimdi az sonra izleyeceğimiz bantla aslında siz de aşkınızı ve gelecekle ilgili planlarınızı ilan etmiş oldunuz. İzleyelim bandımızı. Cinayetle ilgili Amasya'da ifade verdikten sonra stüdyomuza geri dönen Selami Şen, sevgilisini görmek için büyük bir sabırsızlık yaşıyordu. 2 günlük ayrılık yaşayan çift yayınımızın ardından bir araya geldi. Yukarıda sakinleşmiyor, bağırıyor, çağırıyor dediler. Bunların hiçbirinin bir anlamı var mı? Yok. Sen benden şüphe arz ettin mi? Evet, ben sana 2. günü söyledim değil mi? Evet. Dedim ki bak bu şekilde balığa gittiniz, bu şekilde bu çocuğun cinayeti de ortaya geldi. Sen misin dedim. Sen bana ben kesinlikle yokum dedim. Evet. Peki inandın bana? Ben inandım. Adamın Selami olduğu kadar eminim ki benim bu cinayette hiçbir şekilde alakam yoktur. Benim hakkımda da soruşturma başlasın. Her zaman alnım açıktır. Hiçbir şekilde ben hiçbir şeyden kaçmam. Fatma Burhan'ın merak ettiği nokta ise sevgilisi yanında yokken Amasya'da ne yaptığıydı. Dün ne yaptık? Neredeydin? Dün ben hastaneye gitmek üzere çıktım Amasya'ya. Hastaneye gidecektim. Herkes böyle tuhaf bakınca hastaneye gitmekten vazgeçtim. Geri dönecektim. Dedim ki gelmişken dedim jandarmaya gideyim, ifademi vereyim. Silahlarımın alındığını ve bunun hakkında da işler yaptılar. Büyük bir ihtimal balistik sonuçları çıkacaktır. Evin anahtarını söylemişsin annene. Bunu da söyleyen yeğenlerin. Köye gidecektim. Elbiselerimi alayım gibisine düşündüm. O amaçla ben anneme anahtarın nerede olduğunu söylemiştim. Birbirlerini sevdiklerini söylüyorlardı. Ancak ortada cinayete kurban giden bir koca, zorluklarla mücadele etmek durumunda kalan bir eş ve çocuklar vardı. Peki acaba bu durumda ne yapmayı planlıyorlardı? Ben öncelikle cinayet açıklanacak. Faili meçhuller kimse çıkacak. Selami eşinden boşanır. Mutlu bir hayat kuracağız. Ben hiçbir zaman için çocuklarıma bakmayacağını düşünmüyorum. Kendi çocuğuna da bakmayacağını düşünmüyorum. Onu yapan hepsi annesi zaten. Kızın annesi. Bir şekilde kızım da beni anlayacaktır. 2 bunun evladı var. 1 benim evladım var. 2'sine de 3'üne de sahip çıkarım. Her ikisi de evli olmasına rağmen neden birbirlerini seçtiklerini de anlattılar. Sahip çıktı. Hep her zaman için yanımda oldu. Ağladığımda, güldüğümde her zaman için destek oldu. Getirdi buraya. Çocuklarımla beraber yurdumu, yuvamı yerleştirdi bir evin içine. Ben bana sahip çıktığı için seviyorum. Dobra bir insan kendisi. Doğal bir insan. Kendisini seviyorum. Fatma ile görüşmeye başladığınız süreç içerisinde hani Muhammed'e karşı bir mahcubiyet ya da bir olumsuz bir şey hissettiniz mi kendi açınızdan? Ya tabii ki ister istemez mahcubiyetlik oluyordu tabii ki. Peki, ölümüyle ilgili ne hissettiniz Muhammed? Çok üzüldüm. Şu anki annesi babasından daha çok ben üzüldüm. Söylediklerine göre Fatma Burhan şu an 2 yaşında olan oğlunu dünyaya getirdiği için evliliğini bitirememiş, ilişkileri de noktalanmıştı. Ancak Muhammed Burhan cinayete kurban gittikten sonra yeniden bir araya gelmişlerdi. Küçük çocuğum olduğu için ben Muhammed'den boşanamadım. Ben kendisine de söyledim zaten. Bilgim vardı. Tabii ben de anlayışla karşıladım. İlişkimiz bitmişti evet. Muhammed öldükten sonra mı tekrar ilişkiniz başladı? Muhammed öldükten sonra avukat mevzusunda yardımcı olmaya çalıştım. Tabii bunun devamında ilişki konuşmaya başladık. İlişki devam etti evet. Selami Şen de daha boşanmadan her şeyi yoluna koyup evlenmeyi düşünüyordu. Bunu söylerken sevgilisi Fatma Burhan'ın elini hiç bırakmayacağını vurgulamadan da edemedi. Ben bu eli bırakmayacağım. Çocuklarıma da bakacağıma, kendime de güveniyorum. Her zaman yanındayım. Cinayet aydınlansın. Biz de bunu istiyoruz. Bunun için geldik buraya zaten. Selami eğer cezaevine girerse o zaman diyecek bir şeyim yok ablacığım benim. Bu tutulana zaten bırakılacak otomatikman. Evet, ben bu eli hiç bırakmayacağım diyor. Az önce dedik mi daha çok bekler dedin. Müge Hanım, yine söylüyorum geçenki lafı. Bunlar mesela Fatma iyi bir kadın olsa meslek olarak kullanacak yani kalacak. Yine söylüyorum yine. İyi bir kadın olsa Yuvanın, yani yuva yıkmazdı ve metresi olarak da kalacak. Yine söylüyorum ben ona. Boşanmayacağım. Benim evladım var, boşanmayacağım. Çünkü benim evladımın hakkını yediler. Arabayı sattı, tarlayı sattı. Benim evladımın hakkı yok mu? Onlar verecek bana. Benim hakkımı verecek. Yine boşamayacağım yani. Metres olarak da kalacaksın. Ömrüm sonuna kadar. Muhammed'in günahında, benim hakkımda boğulacaksınız günahlarımızda. Senden sonra da hiçbir zaman yüzünüz gülmeyecek. Yuvanızda olmayacak sizin. Cinayet açıklansın da ben başka bir şey istemiyorum. Sen açıklayacaksın. Benim açıklayacak bir şeyim yok. Sen açıklayacaksın. Ki. Benim açıklayacak bir şeyim yok. Var. Her şey var. Niye ağlıyorsun? Hayır. Benim ağlamamın sebebi farklıydı. Hayır. Oraya kimse ağlamamın sebebini o anlama getiremez. Kimse ağlamamın sebebini oraya bu tarafa getiremez. Boşamayacağım. Ya sana bir şey ben boşama. Boşamayacağım. Tamam boşamasana senin kendine özgür idaredir o zaman. Benim olsan, ağlamamı kimse buraya o şekilde getiremez. İyi bir kadın olsanız zaten sen benim yuvamı yıkmazdın. Ben dışarıda ağlarken herkes dinledi beni. Sen ne için ağladığımı. Sen benim yuvamı yıkmazdın. Ben boş konuşmuyorum. Ne için ağlamış ben mi? Açıklayacaksın. O çocuğun katilini açıklayacaksın. Ben bilmiyorum. Bileceksin. Biliyorum. Hayır, bilmiyorum. Bir erkek kadınla nereye gittiğini söylemeyince şey yapmıyor yani. Nereye gittiğini söylüyor. Senin kocan niye söylememiş? Söylemiştir. Hayır. Sen ne şeytansın biliyor musun? Benim kocam bana arkadaşlarımdan kola içmeye gidiyorum dedi. Sen şeytansın. Ne kolası be, ne kolası. Ne kolası. Ya bir de herkes, bir şey soracağım. Herkes Fatma, işine geldiği gibi anlıyor. Fatma sen dışarıda... Sen bir ağzına onu verlemişsin. 2 gün önce ne dedin sen? Ben çok aklıma takıldı yani. Dedin ki Ercan abi ben senden hiçbir zaman şüphelenmedim. Asla da seni adını hiçbir yere vermedim. Dün canlı yayında siz sordunuz. Ben Ercan'dan şüpheleniyorum konuştun demedi dedim. Ben kaderle konuştu demedi dedi. Ben duyduğumu sarmayayım yani. Dedin ya ki siz ben herkes senden, duyduğunuz zaten burada gerçekleri söyleseydi şimdiye kadar çıkardı zaten. Biz neyi yalan söyledik? Neyi yalanladık burada? Ben sana dışarıda o şekilde mi dedim? Ne dedin? Ercan da vardı. Ben sana dışarıda o şekilde mi dedim? Vardı. Biz size hiçbir zaman şüphelenmedik, isminizi de vermedik. Şüphelenmedim demedim. Ben ifadelerinizi söylemedim. Telefondaki kimse çıkaracağım dedim. Ben o şekilde konuştum. Salime'nin ifadesini göremiyoruz. Bu bizim ifadelerimiz nasıl okuyor? Öyle bir şey var mı Müge Hanım? Bizim ifadelerimizi okuyor. Bizim ifadelerimizi okuyabiliyor mu? Avukatı almıştır herhalde. Sizin de avukatınız alsın okusun. Bu yaptan çıkardım. Ben sana ifademde de okuduğunu söyledim. Ercan abi de bana sus dedi. Ben de sustum ama ben sana o şekilde demedim. Ben sana dedim ki Kader ben senin hakkında öyle kelime kullanmadım. Telefondaki kimse çıkaralım dedim. Fatime ya? Nasıl şüpheleniyor? Telefondaki kimse çıkaralım dedim. Ben sana kötü bir şey demedim ki. Ercan'dan nasıl şüpheleniyor? Nasıl şüpheleniyor bizden? Ben sana arkadaş olarak söyledim. Tamam, arkadaş olarak ne alaka? Muhammed, sana Müge Hanım dedi ki. Benim bu zamana kadar en ufak bir tartışmam falan gördün mü? Cinayet hakkında diyor. Şüpheleniyor musun diye sordu sana. Nasıl şüpheleniyor? Beni gördün mü? Ben seni gördüm demedim ki. Tartışmanızı gördüm demedim. Tartışmanızı gördüm demedim. Eşimi gördün mü? Şüpheleniyorum dedin demek ki altında bir şeyler var. Neye göre şüpheleniyor? Neye göre şüpheleniyor? İnsan bir şeye şüpheleniyorsa sebebi vardır. Benim her şeyim delil ispat. Deniz'in Muhammed'in bir tartışmasını duydun mu? Yok. Benim mesaj açtığımı duydun mu? Yok. Uyduruyorsun. Uyduruyorsun. Başka hiçbir şey değil. Tabii. Ben mesaj açmadım. Çıkmadı. Uyduruyorsun. Devam ediyorsun. Türküyü çalmaya devam ediyorsun. 3 senelik dava mı çıkmadı? Benim o hattım 10 yıllık. Tabii. Sen konuştuklarına bak. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor zaten. Tabii canım herkes işine geldi. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Sen asıl işine geldiğin gibi. Hiçbir şekilde işine geldiği gibi konuşmuyor. Her şey ortada tutturmuşsun. Her şey ortada. Söyle ortada olanı. Söylüyor zaten. Söyle ne var ne var. Senin yapma sebebi ben miydim? Sensin. Ben miydim diyor. Ben senin konuştu diye söyledim değil mi? Senin kocan ne yüzden yaptı? Bir de benim yüzümden mi yaptı? Senin verdiğin ifade. Ya köydeki bir insan kaç kere jandarmanın karşısına çıkar ya? İster istemez panik yapar tabii ki de. Ne kadar dengesiz çıkıyoruz? Biz de çıkıyoruz. Allah Allah. İster istemez saatini bilmez, zamanını bilmez. Size gelince hep rahat oluyor. Size tabii rahat da adam seni Turgut abinin yanında ifadeni almış. Estağfurullah tövbe tövbe. Ne bayan ne Turgut abinin yanında ifade almalı. Turgut abinin yanında ifade almalı beni mi korudu Turgut abim? Tabii sen mağdursun. Ben ifadeye yanına girmedim. Fatime'yi ayrı aldı ifadesini. Ben sonradan yanına geldim. Yani bu dedi ki bana komutan bana dedi az Turgut bir yanıma geldi dedi. Ben de buyur komutanım dedim. Dedi ki Esra'yla Muhammed'in dedi yazışmaları varmış dedi. Ben dedim asla öyle bir şey kabul etmiyorum. Ben yani hadi Esra'yı ben tanımıyorum ama benim kardeşim asla kesinlikle öyle bir şey yapmaz dedim ben. Yani aslında Onun lafıyla. Fatma bunu söylemiş. Yani Fatma bunu söylemiş. Jandarma da sana sordu. Evet. Yazışmaları varmış. Yok, var, evet. Aynı yanımdaydı şey... zaten. Kızım ya, ben sonradan girdim. Hayır ben sonradan girdim. Selami orada doğru konuşsun. Selami'yle biz oturduk çay içtik. Onları zaten hanımın onları dışarı çıkarttı. Sen benim yanımdaydın abi. Kızım ben çıktım ya sonradan yengenine. Hayır abi yengemine çıkan sen değildin. Hayır ben çıktım. Sen benim yanımdaydın. Bir şey söylüyor Selami, evet. Burada Turgut yalan konuşuyor. Evet. Turgut, ben, Fadime, Fatma, Turgut'un hanımı, dördümüz şeye gittik, sorgu odasına. Ben sonradan geldim tabii ki, arabayı park ettim sonradan. Bunlar üçü girmişlerdi. Ben de yanlarına girdim. Turgut'un hanımıyla beni çay ocağına aldılar. Tamam, ben sonra da senin yanına gelmedim mi? Gelmedin, yok. Ya sus, yalan konuşma kesinlikle, ya. Kesinlikle gelmedi. Tamam, kamera kayıtlarına da diyor ki işte o mağdur olduğu için onun ifadesini böyle aldılar ama bizi bizimkini öyle almadılar. Turgut'un eşliğinde aldılar. Ama Turgut yanındaydı. Zaten Turgut yanındaydı. Köyde oturuyoruz yani tamam biraz bilgimiz var ama her zaman jandarmayı gören bir insan değiliz ki. Ve jandarmanın bize direkt suçlayarak baktı zaten gözü. Sen şu saatte neredeydin? Eşin şu saatte şunu yapmış. Onu herkes öyle yapar. Suçlayarak değil yani. Sonuçta o da bir sorgu var. Ya isteriz mi? Hani... Eli ayağı titremez mi insanın? Ama tabii ki sizin alınmanızın nedeni Fatma'nın verdiği ifade edin. Kola içmeye gittik. Evet, kimlerle kola içmeye gittik? Bunlarla. Kimlerle arkadaş? Bunlarla. Kocanın başka bir gönül ilişkisi var mı? Kaderle olabilir, Esra ile olabilir. Tabii ki onlar alındı. Dediğim gibi hepsinin üzerinde de barut izi çıkınca... içeri alındı. Evet ama işte o sırada Fatma kendi yaptıklarını söylemediği için... Müge Hanım ben bunu Fatma'ya zaten söyledim. Bak Fatma bu iddia dedim, çok büyük bir iddia dedim. Yani aradan 2 sene 3 sene geçmiş dedim. Yani yanlış anlamışımdır. Belki bir şey vardır. Düzgün ifade ver dedim. Ben bunu Fatma'ya söyledim zaten ben. Defalarca söyledim. Fatma'nın yüzü burada. Anladım. Şimdi bir dakika oraya geleceğim. Ahmet abi gördüğün gibi Fatma diyor ki artık ben bu tuttuğum eli bırakmayacağım diyor. Selami de diyor. Şimdi oğlunla da konuştuk. Onu da izleyeceğiz ama sen ne diyorsun? Sen de en baştan beri Selami istemiyorum kızımın yanında demiştin. Kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle. Son o koçulur kesinlikle istemiyorum. Neden daha önce kabul ediyordunuz ya evinize yatırıp kaldırken? O zaman sen, o zaman sen önde bildiğin anında geldin Emine Hanım. Karşısında öyle konuşmayın. Telefon diye bir şey var. Önde bildiklerin anında Ahmet'e böyle bak benim yuvam dağılıyor. Sen bana bir ikaz veyahut bir telefon açtın mı? Nasıl sen bana bir telefon açsaydın diyor. Ben onu doktora götürdüm, ancusunu yaptım insan olaraktan. Ben onu ağır, ben sana onu demiyorum. Sen evinde niye yatırdın kaldırdın? Ben bunu başka tevhülü yapardım. Sen çoktan damat olarak kabul etmişsiniz. Özel şoförünüdü. Sen şuradan geçen adamı bilmiyorum, ben hiç bilmem. Hastaneye götürmüyor, kızını götürmüyor. Sizi taşıdı. Marketlerinizi gördü getirdi, özel şoförünüdü. Zehri zıkım olsun getirdi, ha yüzü. Yok, kesinlikle. Yaşar Kordev'den gibi iftira atma bana. Selami Yaşar Kordev'den. Ben kimsenin nafakasına ihtiyacım yok. O Yaşar niye koydu Selami'ye? Benim bu ellerim sağ oldu da kimsenin nafakasını isteyenim yok benim. O zaman niye fark etmedin kızını? Sen de kocanı niye fark etmedin? Ben ne yapayım Ercan? Niye ben ne yapayım? Senin kızı fırsat vermedik ya, aldı koca yerine. Ben her dakika her saat kızımın evinde... Senin kızı fırsat verdi mi? Ben resmi nikahını vermişim. Yanında yatırdı kaldırdı. Buradan tavuk gidecek. Dışarıdaki tavuk onu tutmaz daha. Ben nasıl bu halimde nasıl gödüyüm? Nasıl ama Emine zaten yürüyemiyor ki ya, engelli nasıl bir kadın var, ben ne yapayım diyor yani. Dört duvar arasında kapattı. Ama şöyle bir şey var, ben Ahmet Bey'in de. Yani Fatma evliyken tutup da Selami ile aşk yaşamasına izin vereceğini sanmıyorum yani. Ben vermezdim Müge Hanım. Ben vermez yani. Niye versin ki öyle bir izin? Ahmet Emin'in veya diğerlerinin hiçbirinin haberi yoktu bizim konuştuğumuzda. Kaynanasına söylesin, bana söylemez, size öğretmezsen. Kaynanasını etsin. Demedim. Emine burada yalan konuşuyor. Yalan konuşmuyorum. Yalan konuşuyor. Emine burada yalan konuşuyor. Benim ne zaman ararsa baba diye arıyorum. Diyor ki Ahmet Emmi'nin yanındayım. Ahmet Emmi'nin işini yapıyorum. Ahmet Emmi'yle şuraya gidiyorum. Ahmet Emmi'yle buraya gidiyorum. Ama parasını alıyor. Senin de evladın var. Biz de evladız. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bizim de her yaptığımızdan annemiz babamız sorumlu değil. Çocuğun da her yaptığından biz sorumlu değiliz. Tabii ki biz çocuğumuza bir terbiye vermek mükellef'iz ama herkes de kendi ruhuyla, kendi karakteriyle doğuyor. Ben şimdi tabii ki arkasında dururum. Ama her yaptığının da müsebbibi olarak kendimi kabul edemem yani şimdi çocuğumun. Sen o başka bir karakter, ben başka bir karakterim. Ben kocamı nasıl göreceğim bu halimde? Ben evden dışarı ne yapsın yani? Şimdi aslında az önce Fatma diye ağlamış dışarıda. Niye söylediğini düşünüyorum. İşte ailem arkamda durmadı diye. Dursun Sarı, Fatma Burhan'ın abisi. Onunla da görüştük. Bir kere abisi bütün köyden özür diliyor senin adına. Evet, yani ben anlıyorum ki adam yani... o kadar haklı ki şu anda diyor ki yani bir şey, köylü ona bir şey yapmamış ama ben herkesten özür diliyorum Fatma'nın adına. Aslında baban da senden böyle bir şey istemişti ama sen onu yapmadın. Abin senin yerine herkesten özür diliyor. Yani aslında bu şu demek. Dedi konuş. İnanmıyorlar sana çünkü evet. Dediklerine. Sana dediklerine inanmadıkları için de mahcubiyetlerini de gizlemiyorlar. Ahmet Bey de senin dediklerine inanmıyor. Esra ile ilgili, Fatma ile ilgili söylediğine. Değil mi? Fatma ile denen zaten... Şey nasıl inanayım ha? Ben? Duymadığım, görmediğim şey nasıl inanayım? O da inanmıyor. Abin de inanmıyor. Hatta Sami Bey'in durumuna da inanmıyorlar. Böyle hiçbir şey yok diyorlar. Biraz anladığım kadarıyla senin yalan... Şimdi bir insan yalancıysa sonradan olmuyor. Çocukluktan itibaren o yalanlar başladığı için... Aileler de tabii çocuklarının sözlerine o durumlarına göre inanırlar. Mesela bazı çocuk vardır asla yalan söylemez. Başını kessen, kötü de olsa. Bazı çocuk doğru vardır hep söyle. Kıvırır. Ondan sonra o yüzden de ailen senin sözlerini anladığım kadarıyla artık hiç itibar etmiyor. Ben yine arkasındayım. Bunda okutma var. Bunu hayatta 18 yaşında ben bunun ağzına bu kelimeyi hayatta duymadım. Aran komple koyumu sorun. Ahmet abi aşk en büyük büyüdür. Hayır. Ya böyle büyü baktın Müge Hanım ya. Böyle büyü baktın ya. Aman Tanrım. Ama belki bugün o otelde gördüğün kırmızı kot dediğiniz şey... Ve seni bu kadar perişan eden şey... Korkudan. Anladığım kadarıyla ne yaşayacağını sana hatırlattı. Yok, İnşallah alakası. Faydası olur. Hayır, alakası yok. İzleyelim abim neler söylüyor. Muhammed Burhan cinayetinde gündeme gelen iddialarla ilgili olarak Fatma Burhan'ın abiyi ekibimize konuştu. Şimdi orada Fatma Burhan'ın işte Turgut Sarı diyor ya, Muhammed'in birikmiş parasıyla gitmiş diyor. Ya bunun alakası olmadığını düşünüyorum. Kısa bir sürede bu kadar paranın birikme şansı yok. Muhammed'in parası eğer bu kadar da çok lazımsa eğer kendilerine geldiklerinde ben ona taksim ederim bu parayı. Ya Fatma Burhan'ın Sami'nin mal varlığıyla ne iş olabilir? O adam o evden çıkmış gitmiş zaten. Kız kardeşimin mal varlığıyla alakası varsa ben babamın kendime düşen hisse payım ne varsa kardeşim Fatma Burhan olsun. Ailem yanımda olmadı diyen kız kardeşini yalanlayan Dursun Sarı, kayınpederinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek köyü terk eden Fatma Burhan'a yardım teklifinde bulunduğunu da söylüyor. Taciz iddiası var ama ortada delil yok. Ha ben ona dedim ki bak ben seni oradan alırım. Gerekirse benim evimin üst katı boş dedim. Ya dedi abi de mahkemeye kadar durmam gerekiyor. Komutanlar şöyle söylüyor, komutanlar böyle söylüyor. Buradan Fatma'ya şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de biz her zaman için senin yanındayız. Yani oraya geçip de kimse benim arkamda durmadı. Kesinlikle bunları kabul etmiyoruz. Fatma Burhan'ın Muhammed Burhan cinayeti davası için avukat tutarken sevgilisi Selami Şen'den yardım istemesini de doğru bulmuyordu Dursun Sarı. Fatoş'un Muhammed'in kendi anne babası varken başkasına gidip de avukat tutmasına kesinlikle ben ona karşıyım zaten. Neden yani biz değil de Selami? Peki kız kardeşi Fatma Burhan'la Selami Şen arasındaki ilişki hakkında ne diyecekti Dursun Sarı? Bunun laf olmuş, dedikodusu olmuş. Sonra ekrana çıktılar. Zaten ikisi yan yana koyunca ben şok oldum. Yani ya 8-9 ay ölmüş bu çocuk öleli. Hiçbir mantığa sığmaz. Yani burada ana var, baba var, kardeş var. Onun peşine düşüp gitmesi mantıksız. Selami'nin de yani Emine Hanım gibi bir kadını yüzüstü bırakıp gitmesi çok saçma zaten. Yanlış. Bu zamana kadar gelmiş. Burada evde, ocakta barınmış. Böyle bir hainlik planı yapacağını bilemezsin. Kardeşinizle birlikte olmasını istiyor musun Selami'nin? İstemiyorum abla. Neyin isteyeyim ben ya? Fatma Burhan'ın sevgilisi Selami Şen'den şüphelendiğini hiç söylememesi, cinayetle ilgili olarak adını hiç geçirmemesine de tepkili Dursun Sarı. Selami hakim mi, savcı mı, avukat mı? Kim bu? Benim gibi bir vatandaş. Açıkça söylüyorum. Onu ona değil. Onu komutanlara söyleyecek. Onu da söylemesi gerekiyordu. Dursun Sarı kardeşinin isim vererek köylüleri hakkında olur olmadık konuşmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ve Fatma Burhan adına bir de özür diliyor. 4 hafta süre içerisinde gerek kız kardeşimin konuştuğu köylüye karşı uygunsuz lafların dolayı hani küçüğünden büyüğünden kızından erkeğinden hepsinden ayrı ayrı özür diliyorum. Gerçeğin açığa çıkmasını ve cinayetin aydınlanmasını isteyen Dursun Sarı kardeşine de sesleniyor. Orada iki tane köyümüzün vatandaş arkadaşlarımız yattı cezaevinde. Suçsuzsa onlara da yazık günah. Suçlularsa neden cezaevinden çıktılar? Bak kız kardeşim de olsa kim yaptıysa çeksin. Buradan Fatma'ya şunu söylemek istiyorum. Yani ne biliyorsan söyle. Ben senden bunu istiyorum. Mantıklı konuşmuş. Telefonda da konuştuk zaten. Hı-hı. Otelde kendisiyle de konuştuk. Söyle de bunların hepsini zaten. Da arkamda durup durmama mevzusu farklı ama Müge Hanım. Onu söylerim. Ben sonra size sonu söylerim. İster inanırsanız ister inanmazsınız. O arkada konup da ev tutma konusu farklı. Onu söyleyeyim. Üstümdeki kat bile boş, orada bile oturabilirsin diye sana oturacak yer bile vermiş. Yani hocam ben de onu dedim zaten. O konunu biraz farklı. Burada anlatmak istemiyorum. Ben dün abime kendisine dedim ama Müge Hanım'a söyleyeceğim bu konuyu. Yani ister inanır ister inanmaz orasını bilemem. Kendisine izah edeceğim zaten. Hani ben, burada açılmasını istemiyorum ben o konuyu. Ben niye inanayım inanmayayım? Benim inanmamla alakası yok ki sadece. Yok Müge Hanım sadece söyleyeceğim. O konuyu söyleyeceğim ya size şöyle ben. Şöyle bir şey var Fatma'cığım, Selami'cığım. Yani siz artık şunu itiraf edin ya. Yani siz zaten orada birbirinize aşık, oradan gitmek isteyen bir çiftsiniz. Köyde baranamayacaksınız. Öyle ya da böyle. Yani hayatta sizin en azından Muhammed'i, Muhammed'in ölümüyle beraber hayat size yol açmış. Muhammed öldürülmeseydi senin bu iki çocukla oradan çıkman, çocuklarının yanında olman çok zordu. Belki Muhammed de inat edecekti, çocukları vermek istemeyecekti. Aileler birbirine girecekti. Şimdi Muhammed ölünce yani size de yani şans yüzünüze gülmüş. Yani çok özür diliyorum Muhammed'in ailesinden bunu söylediğim için. Ama keşke böyle olmasaydı sizin adınıza, ama sizin adınıza bakınca şans yüzüne gülmüş ya. Küçük bebeğin var, 2 aylık bebeğin var. Nereye boşanacaksın? İşte bebek ölmüş, aman babası ölmüş. Bebekle beraber çıktınız yola. İyi olmadı mı? İyi oldu da Müge Hanım, cinayetin sonucu bu mu yani? Hayır ama iyi oldu yani. Tamam iyi oldu ama yani biz onu söylüyoruz. O öldürmüş, bu öldürmüş ama iyi olmuş. Ha şimdi burada tabii bir de Emine Hanım var. Emine Hanım da Allah uzun ömürler versin. Ondan sonra Emine Hanım diyor ki ben boşanmayacağım ama anladığım kadarıyla senin de Selami'nin evli olup olmaması da senin çok umurunda değil. Müge Hanım bir de söyledim ben ister boşansın ister boşansın. Yani de, umurunda değil yani. Pardon dedi. Yani Emine boşanmasa da sen yine Selami ile beraber olmaya devam edeceksin. Dedim ben röportajımda da yaptırdığınız röportajda da belli zaten. Yani Emine Hanım ben boşanmam diyorsa da senin için fark etmeyecek mi? Ben dedim Müge Hanım röportajda yaptırdığınız... Hayır sana söylüyorum mesela yeni bebeğin olur şu olur bu olur mesela kimin üzerine kaydettireceksin falan hiç düşünüyor musun bunları? Biz yeni bebek mevzusuna mı geldik? Hayır şimdi diyorsun ya bu eli bırakmayacağım, Emine Hanım da boşanmayacağım diyor ya. Evet. Tamam bu seni etkiliyor mu diye soruyorum. Etkilemiyor. Etkilemiyor o zaman tamam. Müge Hanım. Fadime. Efendim abi. Dur şu fotoğrafa bir bak Allah aşkına. İyice bir bak. Ben iyice bir düşün. Bakıyorum zaten. Bakıyor mu? Baktığın için ben elini tutup bırakmayacağım diye. Müge Hanım. Biz de görelim arkadaşlar yayında. Turgut abi bu yayının arkasında ne olup ne bittiğini kimse bilmiyor. Ben onu da söyleyeyim. Belli oluyor. Ben o röportajı yapmak bile istemedim. Yapmasaydın seni zorlayan mı vardı kızım? Yapmak bile istemedim ben o röportajı. Ya seni zorlayan var mıydı? Bunu illa yapacaksın diye bir kaydın var mıydı? Efendim? Selami tarlayı sattı. Kaçtıklarında da arabayı sattı. Selami biz İstanbul'dan gelmeden tazminat aldı ve bana dedi ki tazminat almadım dedi. Bankalardan para çekiyor. Bizi kandırdı hep Selami. Haram olsun diyorum. Yine diyorum yine haram olsun bunlara. Beni mağdur etti her zaman. Ama bağlansın çalıştığı yerdeki insanlar da tazminat aldığını almadığını bize doğrulasınlar. İş yerin, İstanbul'daki çalıştığı iş yeri. Bana almadım dedi. Bu ne ya? Muhammed'in videoları. Hayatım şu an Muhammed'in videolarıyla ne alakası var? Az önce Turgut dedi ki şu fotoğrafa bak dedi. Ahmetciğim hangi fotoğrafa bak dedi. Ahmet çevir bunun kafasını. Cimicip'in. Hayır. Çevir Cimicip'in kafasını. Hangi fotoğrafa bak dediğini Fatma'ya seyircilerimize gösterir misin? Biz biliyoruz burada. Seyirci bilmiyor da. Beni niye çekiyorsunuz onunla? Allah Allah. Subhanallah. Tamam teşekkür ederiz. 10 dakika sonra. Gerçekten bugünkü gibi gözlerini hiç şu Muhammed'e ya da bu konu konuşurken hiç görmedim. Sana söylediğim buydu. Biliyor musun ilk bir böyle çok iyi hatırlıyorum öldürülen kişiyi. Böyle masmavi gözleri vardı. Allah rahmet eylesin. Üzerinden 10 yıl geçmiştir. Sanırım böyle Mersin Hatay taraflarından falan bir adamcağızdı. Böyle sapsarı, beyaz tenli, masmavi gözlü. Ondan sonra karısı geldi burada işte. Bütün aile işte karısından şüpheleniyor falan filan. Daha da böyle ilk böyle bir cinayet işliyoruz yani bu tarz cinayet işliyoruz. Hiç unutmuyorum kadının kayıtsızlığını. Kadın o kadar kayıtsız ve o kadar sevgisiz ki. Ama o zaman tabii hani Fatma ile Selami'nin ortaya çıktığı gibi öyle bir şey çıkmamış o zaman. O zaman öyle cep telefonları falan da bu kadar yaygın değil. Sonra kadının sevgilisi ortaya çıktı. Meğerse sevgilisi kadınla beraber olmak için öldürmüş adamı. Mesela hiç o kadının suratı benim gözümün önünden gitmez. Herhalde sevgilisi de izliyor. Hani sonra kocan için ağlıyor musun falan demesin diye. Kadında böyle bir şey vardı. Şimdi aslında kadının kocası ölmüş. Şimdi mağdur taraf o. Ha, biz hep kadına sormuşuz sonra da izlediğim zaman. Benim mesela ilk böyle işlediğim cinayetti. Şimdi mesela onun suratında göz ifadesini sende de görüyorum. Kadının hiç umurunda değildi. Ya tabii ismini şimdi bulsak hatırlarız da isim hafızam yok. Özür dilerim. Öyle içine yazsın. Böyle çok da yakışıklı da bir adamdı. Karısı da var ya. Yani ne bileyim başka adam birini bulmuş. Diye. Hayır yani başka birini bulmuş. Ne bileyim hani neyse şimdi hani oralara girilmezse herkesin zevkler ve renkler tartışılmaz ama bir de görünen gerçek vardır. Evet. O zaman hiç anlayamamıştım. Bayağı uzun süre üzerinde konuşmuştuk. İşte o da öyle gitmiş. Ama Fatma'nın yüzünde gerçekten hiç eşine baktığında, Muhammed'e baktığında hiç. Onun kaybından dolayı hani bir gençliği, bir yaşanmamışlığı var Muhammed'in gerçekten. Hani hiç o hüznü görmüyorum ben de. Ama bugün yüzünde bambaşka bir hüzün gördüm mesela. Demek dışarıda ki da anlattım zaten. Kendi kendime hep şunu sordumdu ben bu program boyunca. Evet. Yani gerçekten hani hiç hüzünlenemiyor musun gibi düşünmüştüm. Evet. Böyle bir hani duygularında bir sıkıntı mı var diye. Ama demek ki hüzünlenebiliyorsun. Bugün ya onu anladım. İnsan niye hüzünlenmesin ki? İşte bugün ama onu anladım. Ama ben bunu buraya ama nasıl getirebiliyorsunuz? Ben dışarıda ilgili, da anlattım zaten. Hayır Muhammed'le ilgili yüzünde hiç bunu görmedim. Hani bunu söylemek istedim ben de. Bir çok da kötü mü davranıyordu sana evet. Yani? Hani bu kadar çok kötü mü davranıyordu? Ne bileyim hiç mi ilgilenmiyordu? Neydi hani? Ben kötü davrandı diyemem Müge Hanım. Yani girip çıkıp dövüp öyle bir şey oldu diyemem ben zaten. Aha. Ben ilgisiz alakasız dedim. Ben önde de dedim sonunda da dedim zaten. Siz ama severek evlenmişsiniz evet, de ilgisiz severek. Alakasız bir adam mıydı evlenince mi öyle oldu? Evlendikten sonra öyle oldu. Hiç ilgi göstermiyor mu? Tabii çocuğunu aldı Ankara'ya götürdü tedavi yaptırdı beraber gittiler ya. İlgi alaka yok yani Müge Hanım. Onları da ne şekilde götürdüğümüz hepiniz biliyorsunuz zaten. Sus! Tabii işinize gelmeyince sus. Onlar da ne şekilde gidildiğini herkes biliyor zaten. Ne şekilde gidiyor? Ben bugün hastanede kaldım. Muhammed'i yanımda bırakın dedim de kimse bırakmadı. Muhammed'i yanımda kalsın dedim. Bir gece ertesi gün Ankara'ya gidecektik. İstememiş olabilirim belki Selami gelmesin. Tabii canım. Vallahi doğru. Evet hastanesinde kadın bölümünde erkek kalıyor mu ki yanında? Yok. Peki hanım bir de böyle Selami'ye çocuğa ilaç falan aratıyor. Evet. Kalmıyor diye biliyorum. Nasıl kalacaktı? Kadın servisinde kalmaz. Biz hemşireler de söylemişti Müge Hanım zaten. Ankara'ya gidecektik. Kalsın bir gece dedim. Ailem de vardı. Kalmıyor, bunlar da vardı ama kimse bana doğruyu söylemiyor. Yasak düşün. Ben kadın olarak erkeği istemem. Evet yasaktı. Ha? Tek başımızdaydık. Bir odadaydık. Yasaktı. Yasak değil demiyorum ki. Ha tek odadaydınız o yüzden tek başımızdaydık. Yanımızda şey yoktu. Anladım tamam. Şimdi Müge Hanım bir şey daha söyleyebilir miyim? Lütfen özür dilerim. Evet. Buradan Sami Mehmet'e de sesleniyorum, Ahmet Emme'ye de sesleniyorum. Buradan giderken dava açacağız, bu çocukları bunlardan alacağız. Alacak. Bunu, o çocuklardan bunu mahrum edeceğim. Benim çocuklarıma zarar gelir. Gerekirse servetimi satacağım, o çocukları sizden alacağım. Ha. Tamam. Niye? İşte. Alacağım Müge Hanım. Hayır ben o zevki yaşatmayacağım. O burada şimdi pis gülüyor, benim canım sıkılıyor, moralim bozuluyor. Ben neyle güleceğim? Neyle güleceğim ben ya? Doğru, fotoğrafta belli oluyor. Neyle güleceğim ben? Fotoğrafta belli oluyor. Senin zaten derdin çocukları almak mıydı? Oldu bitti zaten söylemişsindir aile tarafını. Almıyordum ama bundan sonra alacağım. Aile tarafını oldu bitti söylemişsindir zaten. Ha. Zaten bence de alın. Turgut kardeş. Aile tarafı ne diyordu çocukları almak için? Efendim? Ne diyordu? Babama sürekli arıyordu. Söylüyordu. Cinayetten sonra mı? Yok cinayetten sonra diyemem. Önce? Yok hayır bu tarafa geldikten sonra ben bu tarafa geldikten sonra sürekli babama hep söylenmiş. Ben dedim Selami'den kaçtı sonra ben gittim emmime söyledim ben bunu çocuğa. Alamadım onu alacağım ama eğer Muhammed ölmeseydi ve sen ayrılmak isteseydin Selami'yle sana çocukları verirler miydi? Tövbe. Niye vermiyorlar Müge Hanım? Ne bileyim işte soruyorum. İşte tövbe diyor. Ben vermem. Ben ona tövbe dediği çocuğu niye dövüyormuş? Tövbe dediği çocuğu niye dövüyormuş? Kim? Kim dövüyormuş? Uydur biraz daha. Tabii. Daha uyduracağın yok herhalde. Babaannesi yani olamaz. Tabii. Hayır. Ben onları söyleyecek de söylesinler. Onları söyleyecekse bak iki tane bir annem bir babam var söylesin. Konuş Amine mi? Yani bu saate kadar bu zamana kadar Muhammed'in çocukların peşinde olmayan adam bu saatten sonra neden çocukların peşinde oluyor? Selami'yle Fatma'yı o arada gördüğünde. Öyle. Bu saate kadar kimse çocukların peşinde de değildi, Muhammed'in peşinde de değildi. Sen Selami olmasın inanmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Sen şu anda mesela yeğeninin ne kadar onlar. Peşindesin. Heh. Ben niye yeğenimin peşinde olayım ki? Başında anası var, babası var. Hiç. Bir ihtiyaç halinde ben onların başında olurum. Ben şimdi anneli babalı çocuğa ne yapayım? Ben de halayım. Ne yapayım bir ihtiyaçları olursa baba... koşarım Allah'ım muhtaç etmesin. Ama şu anda bana ihtiyaçları yok ki ben ne yapacağım çocuk? Ne yapacağım çocuğu ben şimdi? Ya Müge Hanım çocukların ihtiyacı var Müge Hanım. Benim çocuklarımın onlara ihtiyacım var. Ben bakamayacağım bu çocuklarıma. Hayır normal şartlarda ben Kezban Hanım'a söylüyorum. Müge Hanım bunların olayı 2 seneymiş. Ha? Bak Cender ablam bilmez, Turgut bilmez, ben bilmem, o bilmez. Bu 2 sene hiç mi bir görüp de bir şüphe sezmedi? Görmemiş, hiç kimse görmemiş. Hiç nasıl görmediler? Görse zaten tepki veriyor. 15 günlük davayı görüyorlar, sürüyorlar da. Ama neden bunu bu hale getirdiler? Çünkü aynı evin içindeler. Teyzeciğim, kayıtları çekmiş ama. Aynı evin içindeler. Aynı evin içindeki kişilerden kim şüphelenecek? O aynı evin içindekiler şüphelenecek. Müge Hanım, evin farklı içinde... yerlerde değil ki buluşsunlar, birisi görsün. Onları demiyorum. Evin içindeki Fadime ile Sami Bey diyor. Yemin ederim görmedim. Fadime de diyor ki Allah beni kuresin görmedim. Sami'me Fadime'nin hemen kayırmak amacı konuşmuyorum. Yemin ederim görmedim. Kayırmak amacı demiyorum. Özür dilerim, bir dakika. Bu saat 6'da tarlaya gittiğini biliyorum. Öğlen saatten geliyor. Saat 2'ye kadar yatıyor, 2'ye kadar geliyor. Fadime zaten o arada pusuya yatıyor. Bu işten sonra tarlaya gittin mi Fadime ay çiçeği gibi çıkıyor piyasaya. Tabii. Yani bu olay bu kadar basit. Tabii değil. Bu Selami tamam, illa ki fark etmesine lazım orada aslında. Ya Selami'yle bu tarlaya gitmiyor mu? Selami'yle Fadime Hanım Selami'yle beraber tarlaya gitmiyor mu? Dedikoducu diyor. Her gün gidiyor. Her gün gidiyor. Sen şuraya atlıyorsun. Fatma sabah 6'da başlıyor, akşam 6'ya gelene telefon görüşmesi çıkıyor. Sen ya ben ya Fadime nereden bilecek? Fadime'yi nereden bilecek telefon konuştuğunu? Sabah 6'da başlıyor, akşam 6'ya kadar konuşuyor. Kayıtlar var. Bir adam evdeki adamın azadıma atını biliyor. Ya hiç mi telefonlar bu? Orayı bilemem ama onlar biliyor. Öşkesine başlıyor. Bir kere yakalamışlar. Yakup'la yakalamışlar işte. Müge Hanım bana niye denemiş? Ben babayım, baba bana niye denemiş? Evlilikleri bozulsun istemedikleri için size duyurmamışlar. Bana niye denemiş? Ben babayım, baba. Tamam, evlilikleri bozulsun istememişler, göz yumuşlar. Emme amca neyse. Biz böyle bir şey demiyoruz. Ne olacak? Çok da arada bir şey geçer. Şunu açıklayın. Benim anladığım kadarıyla Muhammed böyle ruh sağlığı da çok yerinde birisi değil. 2 sene 3 sene evden çıkmamak ne demek bir delikanlı için 27 yaşında? Yok Müge Hanım, çıkıyordu ya. Biz düğün günü beraber geldiğimiz zaman çıkıyordu. Yok öyle bir şey yok. Pandemi dolayısıyla çıkmadı. Pandemiden dolayı çıkmıyorduk öyle biz. Pandemiden dolayı çıkmıyorduk. Neden? Pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı. Ya pandemi pandemiyle ne alakası var? Çıkacak tarlada 2 arkadaşıyla karşılaşacak. Tarlamıza gitme başla, koyun içine gitme başla Müge Hanımcığım. Onun tamam köyün içine gitme huyu yok. 27 yaşında delikanlının da hiç kimseyle görüşmemesi de bana çok sağlıklı gelmiyor açıkçası. Yok öyle hiç de çıkmamazlık yapmıyordu. Yani bu nasıl açıklanır onu bilmiyorum açıkçası, hani çok da kulakta yani Muhammed'in hani çok fazla dışarıya çıkmamasının altında yatan etken neydi? Sağlıksızlığı mı ya da başka bir sebep mi vardı onu bilmiyorum. Genelde mangal yapmaya çıkardı tarlaya ya da bizim evimizin altında bir göz oda var. Oraya gelirlerdi, otururlardı, çay içerlerdi, kola içerlerdi. Yani Muhammed evden dışarı zaten çıkmıyordu. Ben bunu da söylüyorum. Asosyal bir çocuk. Ama bu dışarı çıkıp da bir kahvedir veyahut da bir çay bahçesidir, Amasya'ya gidip gezmek, tozmak onun haddine değildir. Çıkamıyordu ki çünkü. Niye tamam, çıkmıyordu? Ama madem bir dışarı çıkmıyordu, niye o zaman kola içmeye? Peki dışarı çıkmayan adam niye o gece kola içmek istedi? Müge Hanım zaten ben kola içmeye çıkıyordu ara diyorum. Bak Şevki Bey'in sormasına tamam, göre. Tamam 4 ay evvel çıktı diyorsun. Birindeki 2,5 ay birine 4 ay yani. Bu adam 40 yılda bir 2,5 aysa 4 aysa yılda 3 kere çıkıyor. Tamam da Müge Hanım. Ne erkekler var ya. Bazıları da her dakika çıkıp gezmek istiyor. Bak örnek olsun. O zaman da zaten kola içmeye gidiyorum dedi arkadaşlarımla. Konuşmaya gittiği zaman zaten söylerdi. Bir de motobisikletle gidiyordu zaten. Bizim küçük motorluğumuz vardı. O gün neyle gitti? Yürüyerek gitti. O gün de evden yürüyerek çıktı. Sen gördün mü yürüdüğünü? Ben dışarı çıkarken görmedim Müge Hanım. Evden çıkarken yürüyerek ben ona motobisikletle de git dedim. Motorluğu çalıştırmadı ki evin önünde. Fatma ifadende demişsin arabayla arkadaşları arabayla alacaktı Muhammed'i. İfadende öyle yazmışsın. Ben ifademde arkadaşlarım arabayla alacak kelimesini kullandım. Bana öyle dediği için. Kullanmışsın ama şimdi de diyorsun ki ben ona motobisikletle gidecekti. Ha bir dakika ben o ifadeyi görmedim. Arkadaşlarım arabayla alacak mı beni dedi. Evet öyle yazmış Müge Hanım. Dedim ama ben araba sesi duymadım Müge Hanım. Duymadın ama bana söyledi. Sana tam ne dedi? Bana dedi ki ben arkadaşlarımla kola içmeye gideceğim dedi. Ben de dedim ki nereye gideceğim? Tarlaya gideceğim dedi. Dedim ki motobisikletle git o zaman dedim. Yok dedi arkadaşlar gelip beni alacaklar dedi. Ben de neyle arabayla mı alacaklar dedim. O da hayır dedi zaten bana. Arkadaşlar sen... derken kimi kastettin? Sormadın mı? Arkadaş olarak. Sormadım hocam. Zaten devamlı takıldı arkadaşları bunlardı zaten. Yani sen o gün kimin yerine? Nerede devamlı takıldı? 4 ay önce kolay içmiştim. Arabası olan kim var? Selvet abi var. Arabası olan kim var? Selvet abi var. Çoğunluk onunla alıyordu zaten. O alıyordu arabayla. Arabası olan o vardı zaten. Servet Köten var. Evet Servet Köten var arabası. Seni kim alıyor? Kim alacak dediğinde bu zaten diyor ki Servet mi alıyor Ercan mı alacak diyor. Neyle alacak diyor. Bu diyor ki arabayla gelecekler diyor. O ifadesi var Fatma'nın. Böyle bir ifade de vermiş. Ver bakayım ben onu görmedim. Hani nerede? Ha, bu bilgi alma tutanağında var. Ha. Bunu ne zaman? 17 Ağustos. 16 hemen ertesi gün alınmış. Ertesi gün alınmış, evet. Fatma bir sürü ifade verdiği için farklı farklı 3-4 tane ifadesi var. Eşim ve eşimin anne babasıyla çocuklarım köyümüzde aynı evde ikamet ederiz. Olay günü eşim, eşimin annesi sabah saat 8 ile 12.30 arasında tarladaydılar. Evet. Sen gitmiyor musun onlarla tarlaya? Yok Müge Hanım, ben tarlaya hiç gitmedim. Ne yapıyorsun ha? Gündüz evde. Evdeydim. Evet. Mesaj. Ama Müge Hanım hiç gitmiyor dediği yer yalan. Bir saniye. Kayınpederimse Amasya merkeze gitmişti. Bunlar işte gidiyorlar evden. Sen evde yalnız kalıyorsun. Müge Hanım, eşimle kayınvalidem tarlaya gitti. Kayınpederim de çarşıya gitti. Evde yalnız kalınca ne oluyor? Artık Muhammed'in kimin gittiğini biliyor, o yüzden demek istedim. Saat 15.30'a kadar evde istirahat ettiler. Saat 15.30'da tarlaya Recep dayımdan patlıcan almaya gittiler. Oradan tarlamıza geçtiler. Tarlada çalıştıktan sonra saat 17.30 gibi eve geldiler. Zaten senin 6'da kesiliyor mesajlar. O sırada kayınpederim, kayınvalidem, ben ve eşim hepimiz evdeydik. Sofra hazırken eşim yemek yemedi. Çay içip evden arkadaşlarımla tarlaya gideceğim, kola içeceğiz. Yarım saat içerisinde tekrar dönerim. Yemeği o zaman yeriz dedi. Ha, bu adam yazık aç mı öldürüldü ya? Öldürüldü. Peki yani çay içiyor, 5 çayı. Yani yemeğe geri dönecek, yarım saatte geri dönecek. Bu adam acil çağrılmış gibi duruyor ama 17 ya. 17.30 dediniz ama ölüm saatine çok var arada. Hocam çayı sağdan bardağın yarım içmiş. Çay bardağın yarım içmiş hocam. İşte yarımmış yani. Çayını içerken yarım bırakıp yarım saatliğine gidiyorum, arabayla alacaklar, gelecekler gibi bir söylemde bulunduysa. Sen 8'i 5 geçe çıktı değil mi? Bir telefon geldi ve acil gitti gibi duruyor. Hocam zaten elinde telefonla camın kenarında söylüyordu. Kola içmeye gidiyor lafı. Biraz gerçek dışı kalıyor bu koşullarda. Normal bana söylediği o ama. Ne yemek pardon, ne yemek yiyecektiniz siz o gün? Özel olarak siz o gün ne yemek yiyecektiniz? Çorba mı? Çorba yapmıştım Müge Hanım ben. Kırmızı mercimek yapmıştım. Başka? Başka bir şey yoktu ki zaten. Ha? Kırmızı mercimek yaptım, başka bir şey yoktu. O günü öğlene de makarnayla şey diyoruz biz, sarımsaklı fasulye diyoruz, o vardı. Hatta kayınvalidem de inerken sordu, Muhammed yemedi o günü. Makarna yedi sadece öğlenleyin. İyice bir şey düşürseydin yavrum dedim. Ben de kırmızı mercimek dedim düşürdüm dedim, söyledim kayınvalideme. Bir tek çorba mı içecektiniz yoksa öğlenden kalanları mı yiyecektiniz? Yok öğlenden kalan yemez. Zaten sarımsaklı fasulye yemiyordu ki. Kırmızı. O zaman bir tek siz akşam yemeğini akşam yemeği sizin çorbanız mıydı? Çorbayla salata olur bizde. Ha, o balıkları almaya mı gitti, balık varsa gelip pişirecektiniz siz? Yemek de yok evde. Müge Hanım zaten çorbayla salata oluyor bizim evde. Genel ekstra yemek olmuyor akşam yemeği. Niye öğle yemeğinde makarna yiyorsunuz, sarımsaklı fasulye yiyorsunuz da akşam yemeğinde? Akşam yemeğini de yapmıyoruz ki. Ha, kendileri zaten sadece çorbayla kalkıyoruz. Müge Hanım biz 3-4 çeşit yaparız yani. Hayır, biz sadece çorbayla kalkıyoruz. Oldu hep öyle zaten. Çorba olmuyor. Niye öğle yemeğinde her şey vardı, akşam yemeğinde bir tek çorba var? Oldu bitti öyle Müge Hanım zaten. Bir tek çorba. Bir tek çorbayla salata olur. Onu da o çok seviyordu. Kırmızı mercimeği çok seviyordu. Onda mı doyuyor koca adam? Salata yapıyorduk. Yanına yine olursa da başka yemek koyuyorduk. Tamam işte yanına koyacak başka yemek yok işte. İşte yani öğlenki ısıttı onlardan da yapsak yine olurdu. Kalmadı diyor, yemiyor öğlen yemeğindeki. Öğlen bir tek makarna yedi zaten. Onları yiyordu da onları zaten çok sevmiyor. Ama çorba olarak kırmızı mercimeği her gün pişirir, her gün yerdi. Ya tamam da yeriz de kırmızı mercimek çorbasını 27 yaşında adam kırmızı kaç tabak içecek de doyacak. İşte. Yanına da bir şey yapılır. Öğlen yapmışsınız işte. Salata falan yapıyor canım ya, öyle sade olmuyor. Yani köydeki usul mu öyle? Yok. Öğlen yemek yapılır da akşam çorbayla mı idare edilir? Ne sebebi? Çorbadan başka bir şey yapmıyorduk. Rahmi Bey zaten çorba. Siz değil. Herkes işte o yüzden bunun çok boş vakti var. Bunlar çorbadan başka bir şey yemiyorlardı zaten. Biz yaparız. Yok canım. İşte senin o yüzden çok boş vaktin var. Sen böyle otursan şöyle bir dolma sarsan falan filan. Her şey. Hiç mesaja vakit bulmazsın. O dolmaya başladın mı 3 saat sarıyorsun. Ki ben koca sardığım halde yani. Ne güzel ya. Sonra arkadaşlar diyor ki çay içip arkadaşlarımla tarlaya gideceğim, kola içeceğiz. Yarım saat içerisinde tekrar dönerim. Yemeği o zaman yeriz dedi, evden çıktı. Motorla gitmesini söyledim. Fakat bana arkadaşlar arabayla beni alacaklar dedi ve çıktı. Şimdi az önce de dediğin gibi neyle gideceksin? Motosikletle git, arabayla gel dediler falan soruyorsun. Kiminle gideceğini sormuyor musun? Ben sordum Müge Hanım. Ne dedi? Selvet mi alacak dedim. Ercan arkadaşlarım deyince. Genellikle Selvet abi zaten arabayla geliyordu. Kendileri de görüyor. Tamam, ne dedi? O da dedi ki ben de arkadaşlarımla da kola içmeye gideceğim. Söylemedi zaten kiminle çıkacağını tamam, bana. Tamam sen de sordun mu Servet mi Ercan'la? Sordum ben. Söylemedi. Ne dedi? Söylemedi. Söylemedi dediğin ne? Servet'le ve Ercan'la mı çıkacaksın? Sana ne mi dedi? Sana ne dedi yani? Ay ben dedi söylemedi arkadaşlarımla dedi. Ben dedim Servet'le mi çıkacaksın Ercan'la mı çıkacaksın deyince söylemedi bana arkadaşlarının kim olduğunu. Gidip geleceğim dedi yani. Söylemesi için sebep yok ki. Sen, o sana diyor ki kola içmeye gidiyorum. Arkadaşlar gelip beni alacak. Sen de kiminle hocam, gidiyorsun dediği zaman... İşte Deniz mi? Sana ne mi dedi? Ne dedi yani? Selami mi? Zaten azarlar gönderirdi. Çoğu zaman azarlıyordu Müge Hanım zaten. Tamam da sormuşsun ya. Cevaben ne dedi? Bir saniye. Cevaben ne dedi? Sana ne dedi? Ha sana ne dedi? Evet. Söylemez. Ha söylemiyordu zaten. Söylemedi Müge Hanım. Ailesiyle kaç sefer tartıştı annesiyle. Gittiği yeri çoğu zaman söylemiyordu bile. Adam zaten çıkmıyormuş ki evden neyi söylesin be kardeşim. Müge Hanım çoğu zaman gittiği zaman zaten söylemiyordu. Çoğu zamanı gittiği yok işte. Gittiği yeri de söylemiyordu. Bir 4,5 ay önce bir de 2,5 ay önce. Ay ne güzel adamlar var öp başına koy ya. Evde oturuyor adam daha ne istiyorsun? Evde oturuyor bir odanın içinde. Yodanın içinde oturuyordu. Biz bile kayınvalidemine çoğu zaman kayınvalidem oraya namaz kılmaya girerdi. Ona bile azarlar çalar atardı. Ya. Çık anne burada kılma diye. Tamam her zaman buluştuğu yegane insanlar onu okuyacağım. Ama bugün aramızda aslında Mesut Bey var. Mesut Bey biliyorsunuz servis şoförü, köyün minibüs şoförü. Dün Selami sen yoktun dedi ki Selami ben olay yerinde arabasını gördüm dedi. Biliyorum yalan söylediğini söyleyeceğini ama yüzleşmek için buraya geldi. Şimdi reklamlara gelelim. Reklamlardan sonra Mesut Bey de Selami'yi nerede gördüğünü söyleyecek. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet dün Mesut Bey'in bandını hazırlayalım bir daha. Dün Mesut Bey yayınımıza konuştu ve dedi ki ben artık susamayacağım. Hani hem bu konuşulanlar bu zamana kadar sustum ama hem konuşulanlar beni rahatsız etti. Hem köy hakkında konuşulanlar beni rahatsız etti. Ve ben de konuşacağım dedi. Konuştuğu şuydu. Biliyorsunuz en baştan beri bir cinayet mahalli var ve Selami o cinayet mahallinde olmadığını iddia ediyor. Herkes de çıkıyor seni orada gördük diyor. Köprünün üzerinde gördük. Ben tarladaydım gördüm. Sen yürürken gördün. Daha sonra diyor bazıları da. Sen bize cinayetten sonra zaten orada olduğunu anlattın diyor. Mesut Bey 10. kişi. En son o da çıktı konuştu. Hazır mı bandımız? Selami Mesut Bey'in açıklamalarına cevap versin. O da bugün sağ olsun kalktı geldi. Ben yüzleşirim dedi. Muhammed Burhan cinayetinde kilit isim. Onun arabası buradaydı. Bir silah patladı onu duydum. Bir görgü tanığı daha. Selam Bey dediğimiz arkadaş 5-6 sefer kontrolünü yaptı güzelce. Cinayet sırasında neredeydi? Muhammed Burhan'ın karısının sevgilisi Selami Şen her ne kadar inkar etse de o gün onun cinayet mahallinde olduğunu söyleyen birden fazla tanık vardı. Ben o gün gördüm bunu. Yalan desin. Yalan. Ben üzüm kesiyordum. Aynı gün. O gün üzüm kesti. Ben kendi tarlamın başında gördüm. Tamam sizin tarlanızın başıyla cinayet işlenen tarla yakın mı birbirine? Yaklaşık 250-300 metre kadar. Tam yakın yani. Evet. Kaçta görsen? Akşam gördüm Müge Hanım ben. 7-7,5 civarıydı. Evet. Köprünün üzerinde görüyorlar. Aynı gün 7-7,5'da görüyorlar. Sen diyorsun ki yarım saat daha kalsaydım cinayeti de görecektim diyorsun. Olaydan dedi yarım saat önce ben oradaydım dedi. Bir yarım saat daha bekleseydim dedi. Yani katilin kim olduğunu görürmüşüm dedi. Sonra birine diyorsun ki benim üzerime DNA'm silmiş olabilir mi? Ben ona sarılmıştım. Üzerimde Muhammed Burhan'ın DNA'sı veya kalıntısı kalmış mıdır diye bana sordu. Yok öyle bir şey sormadım. Ya. DNA meselesi yalan. Ben saat 5-5,5 arası kendisini gördüm. Hayır kesinlikle. Kesinlikle. Ben dere kenarında tarlamın başında taksine geçerken gördüm. Ben de diyorum ki kesinlikle yalan. Köprünün dibine geldim. Ovasaray'daki köprü. Orada balık tuttum. Oradan da çıktım. Evime geldim. Saat 9.30-10'a kadar ben burada oturdum. Burada kimse balık tutmaya da gelmedi. Bir şey yapmaya da gelmedi. Müge Hanım ben orada köprünün dibindeydim. Ben bu arkadaşı da hiç görmedim. Sen onu görmedin de o da seni görmemiş. Muhammed aradım dedi. Hadi gidelim koltuğa tak. Koltuğa tutalım diye dedi. Ben anlatmadım öyle bir şey. Anlatmadım. Çalar ya, saat gibi kurulmuşsun. Abi sen mi doğrusun ya? O da yalan. Hepsi kurulmuş. Selami ben Eray oturuyorduk. Ya aslında ben de o akşam üzeri oradaydım. Belki ben de yanından geçmişimdir. Belki fark etmemişimdir falan dedi. Söyledi bize. Bizzat bana söyledi. Ben tam detaylı dinleyen benim. Beni İstanbul'daki amcaoğlu aradı sabah. Muhammed'i vurmuşlar dedi. Benim aklıma ilk Selam abim geldi. Cinayet saatleri o aralarında. Selam abim nerelerde? Sizde miydi dedi. Hürrem çağırdı. İşi varmış oraya gidiyorum dedi. Hakikaten Selami senin yanına geldim dedim. Yok kardeş gelmedi dedi. Burada anlayacağınız Hürrem'in yanına gitmemiş. Geldi mi o gün Selam Bey sizin yanınıza? Gelmedi. Hiç görüştünüz mü o gün? Görüşmedik. Selam cenaze oldu. Ertesi günlerde beyefendi o Muhammed Burhan'ın bindiği arabaya da bindi, motora da bindi, evine de girdi, işlerini de yaptı. Muhammed'in yerine geçmiş oldu. Muhammed'in yerine geçti. Hayır. Ben dedi köyden konuştuğum birisi de var. Biz dedi kaçıp gideceğiz dedi İstanbul'a dedi. Çok önemli bir iddia. Evet. Biz kaçıp gideceğiz. Evet. Niye o dönemde kaçmadılar biliyor musunuz? Çünkü Fatma'nın parası pulu yoktu. Muhammed'in yatmış emekliliği yani SSK'sının her şeyin işlemleri tamamlandı. Fatma'ya aylık bağlandı. Bir hafta sonra Fatma kaçmış. Ben ayrı, Selami de kaçmış. Şansa bakın Selami de Adana'da iş bulmuş kaçmış. Kadın sığınma evine gittiğimde ben buraya gelmek istediğim zaman Adana'ya gidiyorum dedi. Aslında Adana mevzusu da yalan. Adana mevzusu yalan. Ya o zaten yalandı. Görgü tanıklarına bir yenisi daha eklendi. Mesut Kaya'nın iddiasına göre Muhammed Burhan'ın öldürüldüğü belirlenen saatlerde Selami Şen cinayet mahallindeydi. O akşam balkondaydım. Saat 8.30 veya 8 çeyrek o arada bir silah patladı onu duydum. Hale gidecektim işte. Muhtarlığın önünden döndüm. Çıkışa doğru geliyorum. Onun arabası buradaydı. Eksos tarafı yola bakıyor. Kendisi üstten aşağıya eğlemiş bu cevizin dibine. Yani siz o yoldan geçerken onun aracı egzoz yola bakacak şekilde böyle olay yerine dönük mü duruyordu? Olay yerine böyle dönük. Burası da olay yerine kaç dakika mesafede? Ya burası da 10 dakika sürer. Buradan ilerledim. İleride Çayköy var. Evet. Tam sette Ercan Şirin'e rast geldim. Konuna çaldık, konuşmadık. Yanımdan geçti. Cinayetten bir gün önce karşılaştığı Muhammed Burhan'ın Selami Şen'le görüşeceğini öğrendiğini söyleyen Mesut Kaya, o gün Muhammed Burhan'ın tavırlarında da bir tuhaflık olduğunu söyledi. Söylüyor. Yolda gidiyordu. Lan Muhammed yine nereye gidiyorsun dedim. Kooperatife mi gidiyorsun? Yok abi dedi. Selami ile bir işim var dedi. Bir tuhaftı ya. Çok şüphelendirdi beni yani. En başta Selami Şen'den kuşku duymadığını belirten Mesut Kaya programımızda gündeme gelen olaylardan sonra şüphelerini susturamamıştı. Ona göre cinayet planlıydı ve tek sorumlusu vardı. Ses etmedim. Yani bir yere kadar da konuş Mesut artık dedim yani içimden. Kani Bey doğru konuşuyor. Onun burada tarlası da yok, bir şey de yok. Selami Bey dediğimiz arkadaş 5-6 sefer kontrolünü yaptı güzelce. Rutin kontrollerini. Buraya da arabayı çekti arkadaş. Ya ben böyle düşünüyorum yani. Fatma Burhan'ın babasını da yalanlıyor Mesut Kaya. Şimdi Ahmet Bey orada diyor ya televizyona kadar çıkınca haberim oldu diyor ya. Ha onda biraz yani yalan konuşuyor. Niye? Biz orada kağıt oynarken Ahmet abi karşımızda eş eleman yoktu. Selami'yi çağırdım. Kafasını salla ben onunla oyun oynamam dedim. Niye dedim? Ses etmedi. Kahvedeydik. Bu çocuk öldükten sonra yani konuşuyordunuz da televizyona çıkaç kadar mı haberin oldu? Niye kağıt oynamarken oynamadın Selami ile sen? Selami Şen'i hedef alan Mesut Kaya iddialarıyla ilgili olarak yüzleşmeye hazır olduğunun da altını çiziyor. Ben Kaan'ın dediğine de katılıyorum. Ümid'in dediğine de katılıyorum. İşte o çocukların dediğine katılıyorum. Ben köy minibüsçüsüyüm. Kulağıma gelir yani. Selami Bey birebir yalan konuşuyor. O çocuğu öldü, o öldürdü kardeşim. Bizim köyün adını da lekelemesin tamam mı? Ya isterse ben ondan yüzleşirim de yani sıkıntı yok. Evet, iddialar bu şekildeydi. Selami, buyur. Tabii anla sorsun, ben de cevap vereyim. İşte söyledi işte. Selami o gün araban orada değil miydi, orada mıydı? Nerede? Seyitgil'in o gösterdiğiniz... Evet, Ceviz'in dibinde. Kesinlikle orada değil. Ya senin bildiğin hep kesinlikle. Ben bir aydır hep konuşanlar yalan konuşuyor, bir tek sen doğru konuşuyorsun. Şimdi Mesut, bu... Yani konuştuğun kere iftira bir. Ne iftira? Bunun suç olduğunu biliyorsun. Ben iftira atmıyorum kardeşim. Benim vicdanım el vermiyor bu işe. Tamam bunun suç olduğunu biliyorsun değil mi? Ben suçu da biliyorum. Ya, ben 2 sefer adliyeye gittim. Bir saniye söyleyeyim mi? Kusura bakma bak. Ben 3 sefer adliyeye gittim. Ben minibüsçüyüm. Tamam. 2001'den ben minibüs yapıyorum. Tamam. Adamın ha şöyle böyle böyle yanıma gelişinde anlarım. Kusura bakma. Tamam. Ben senin gözüne bakıyorum. Sette geçen o asaradan gözüme bakmıyorsun. Selam Bey. Ben yemem o ayakları. O asarayı... Ha doğruyu söyle. O asarayı derken? O sırada işten geliyorsun ya arkadaş. Kaçta geliyorum? 2.30 gibi. 3'e çeyrek kala. 2.30 gibi işten geliyorum. Böyle. Çünkü ben oradan 3'e 10 geçe öğrenci alıyorum. He. Peki. Orada imzalarıma da bakabilirsin. Tamam. 2.30 gibi 3 gibi işten geliyorsun değil mi? Ha tamam. Benim vardiyem kaç? 8-4. 4-12. 12-8. Yalan konuşuyorum bak. Nasıl denk geliyorsun? Bak. Bak sana... Bak vardiyelerimi söylüyorum sana. Bak o sarayın birebir... Şu olabilir. Kameralarından çıkartırım bak. Şu olabilir. Tamam. 4-12'ye gittiğim zamanlarda. Tamam. Tamam mı? Bir saat erken çıkıyorum. Bak yanlış anlama bak. Bak sana üstüne basarak da diyorum bak. Beni dinle. Senden bir kastım yok. Ama şu çocuğu üzülüyorum ben. Kardeşim biz de üzülüyoruz. Üzülüyorsanız konuşun bak, kardeşim. Bak, biz de üzülüyoruz. İnan bilsem, gerçekten bilsem, babalığın günahı benim boynuma, gerçekten söylerim. Ben bir şey bilmiyorum. Cinayetle alakam hiç yok. Bak kardeş. Bak, bir saniye Mesut. Mesut şurayı bir tamamlayalım. Sen Amasya'ya gelmişsin. Beni dinle. Benim çevrem o kadar geniş. Sen Amasya'ya ayak bastın. Garajdan telefonum çaldı. Saat 7:45. Gel. Minik, metro. Selam burada dedi ayağı. Köyde dedi. Şey yapın dedi. Belki köye gelmedi dedi. Senin ayağın bastığı yerde benim haberim o. Niye? Ben minibüsçüyüm. Adam beni aradı otogarda. Hayır bir saniye. Hangi gün? Ne zaman? Seninle hem de bak Çarşamba sana günü. Sana net vereyim. 1,5 saat telefonla konuşmuşsun. Adam bana cevap verdi ya. Bugün bu gitmemde mi? Evet. He tamam. Sen şimdi hadi onunla yalanla. Minik var. Garajda bilet kesiyor. Ya başka bir şey değil mi? Hayır kardeşim gittim ben gitmedim değil ki. Ben sağlık problemi yüzünden gittim. Hastaneye gidecektim. Ya şimdi yalan diyorsun ya. Onu da yalanla. Bir saniye hastaneye yanaştım. Mevzumuz bu değil. Şimdi senin iddiaların var. Tamam. Ben de ona cevap vermek istiyorum. Tamam ver. Şimdi ben o iddiayı mesela hastane olayını veya şey olayını ben Müge Hanım'a anlatacağım zaten. Hı. Sen iddialarını sun. Ben de cevabını vereyim. Sen 3,5 gibi diyorsun. Tamam mı? Veya 3,5 gibi demiyorum ben. 2,5 gibi dedin. Heh. Tamam doğru mu? 2,5 gibi. Hayır onu de... normalde söylüyor. Sen hep diyorsun ya ben 4'te çıkıyorum. Ben onu daha önce de diyor. Müge Hanım ben de izah... 2,5 gibi görüyorum de. Ben onu yerine söylüyorum diyor o aslında. Bak, beni görme, Müge Hanım. Görme ama şansı şu şekilde olur. Seni o gün gördüğü saat ben silah sesini duyduktan sonra ben onun arabasını gördüm diyor. O gün cinayet günü silah sesini duyduktan sonra yaklaşık arada 10 dakikalık mesafe var yerini gösterdi. Onun arabası buradaydı diyor. Bak kardeşim. Cevap ver. Hayır şimdi ben kesinlikle evimden hiç araba çıkmadı. Yeğenlerim de görebilir. Ben yatıyordum. Yani kamera sistemi varsa bak veya başka biri görmüş mü? Sen zaten biliyorsun Selami bunu. Tamam. Kamera sistemi ben muhtarlıktayım her gün. Kamera sisteminin kapalı olduğunu bu işi biliyorsunuz. Hayır kardeşim bak ben bak o günü yatıyorum. Ben sana olay baştan anlatayım mı? Ben bak, o gün oraya gitmedim. Benim adliye gitme sebebim ne biliyor musun? Buyur kardeşim. Benim Hesin orada tarlam var. Köyün ortak yerde yine tarlam var. 3 yerde tarlam var. Kendisi biliyor mu tarlalarını? Biliyor musun? Biliyorum evet biliyorum. Sen tarlalarını biliyorum. Evet. Şimdi ben o gece orada salatalığa su veriyordum. Ailem de bu yandaki tarlada salatalık topluyor, kas alıyorlar. Ben gübre atıp geleceğim, yükümü yükleyip hale gideceğim. Ailem bu şekil. Ben oradan çıktım. Benim Amasya'daki adliyeden de almışsınızdır belki ifademi. Hı. Bilmiyorum. Orada savcı böyle bana sordu ki işte bir bağırtı şırıltı işte o davadan dolayı duydun mu? Hayır öyle bir şey duymadım. Ama işte o oralara es geçiyorum. O dava kapandı. Ondan sonra ben geri vites lambasıyla hava arardı. Tarlama girdim oradan 50 kasa salatalık yığdım. Oradan çıktım eve geldim. Tam balkonda kirli zemine değiştim. Bir bardak çay içmedim. Arabaya bindim. Muhtarlık açık. Muhtarlığın önden döndüm. Köyü terk ediyorum. Arabanı birebir orada gördüm. Cevizin dibinde. Kesinlikle, bak bende barık melahi var. Bak kardeşim. Ben oraya bakarak kesin geçerim. Bak kesinlikle ben... Kardeş bak kesinlikle ben deme. Ben o günü evimdeydim. Arabam da evdeydi. Selami senin araban oradaydı. 34... Yanılıyorsun. Ben yanılmam Selami. Gerçekten yanılmam. Ben memleket gelmiş adamım. Ben yanılmam. Gerçekten yanılmam. Bir adamı şöyle 10 metreden tanırım ne mal olduğunu. Ben sana bir şey sorayım. Bir şey daha soracağım. Buraya gelmeden önce, biz bu programa çıkmadan önce biz köydeydik. Tamam. Kahvede de beraber oturduk. Ya senin iş gördüğün adamlar seni sattı ya. Bak işte ben. Sattılar ya seni. Bir saniye bak. Konuştuk, ettik, muhabbet ettik. Daha düne kadar yani o gün düne kadar Deniz, Kaan bunlardan bahsederken seni ne değiştirdi? Bak seni bir şey değil mi? Ne değiştirdi? Sana bir şey değil mi? Bak Deniz'den için. Hatta Vanlılar da var bunun içinde. Bak sana bir şey. Az beni dinle. Ne değişti kardeşim? Bak benim eşim o günü salatalı onlar topluyor ya. Ben gelemedim. Susuruyorum ya. Oradan yayan geçiyorlar. Bunun evinin arkasından. Ana yolun kız. Deniz'in diye birebir sesini duydum ben diye. O çocuğun hakkında yalan konuşuyorlar. Evdeydi o zaman eşim. Birebir duydum diyor. Bunun ikisini de. Çocuklara nerede görmüşsünüz? Yani... Balkonda diye çocuklarına bağırırken duydum diye. O saatlerde. O saatlerde. Yani Deniz evdeydi diyor. Evet. Evdeydi diyor yani. Bu var şimdi Deniz'in yani. Salça meselesi de doğru çıktı. Evet. Yani şimdi ben hiç kimse hakkında kötü bir şey söylemek istemem. Haddim de değil ama Deniz'i salçaya getirdi getirmedi diyen hanımefendinin ruh halini de biz burada 80 milyon izledik. Evet. Şimdi bazen bazı şeyleri söylemek için uzmanlaşmak gerekir. Bazen de hukukta da vardır bu. Gözle görülen durumlar vardır. Herkes, yani herkesce anlaşılan durumlar vardır. Anlarsın. Şimdi tabii ki kekeme teşhisini doktor koyar ama ben de kekelediğini görürüm. Yani biz sebeplerini, altta yatan etkenleri görürüz ama herkes onun kekelediğini hisseder. Bilirsin. Bu da aynı şey. Şimdi orada da salça meselesindeki hanımefendinin de ruh halini biz burada hepimizce izledik. Şimdi hanımefendi bir getirdi dedi, bir getirmedi dedi. En son yanına gelince getirdi dedi. Zaten Deniz en baştan beri diyor ki ben oraya gidemem, ben salça götürdüm şu saatte diyor. Evet. Yanında şu vardı diyor. Şimdi sen de diyorsun ki Deniz de evdeymiş, benim eşim de görmüş salatalıktan döndükten sonra. Deniz'i ben en az 4 yıl taşıdım. Elektrikte çalışıyordu. Doğru desin. Doğru. Benim arabamla geldi gitti. Fatma da okula benim arabamla 3-4 sene geldi gitti. Fatma böyle bir kız değildi. Ben dün de dedim. Fatma sana ne oldu? Fatma niye gelmiyor bu arada, ben anlamadım. Fatma'ya ne oldu? Fatma bir otelde kırmızı kot gördükten sonra Fatma'nın bir şekli şemali değişti. Değil, hiçbir fikrim yok. Herhalde o kırmızı kot polis gelecek alacak falan diye düşündü. Ondan sonra Fatma bir değişti yani. Fatma'nın ben ilk defa gözünde yaş gördüm. Fatma ilk defa ağlamaya başladı. İyidir, evet. Şimdi bu çocuk da geldi. Fatma da benim arabamdaydı. Ondan sonra demek istediğim yani. Az çok ne olduğunu bileyim. Yani biliyoruz insanları. İnsanlar şimdi. Bak abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de dahil olmak üzere. Evet. Gerçekten hani Allah karşımıza iyi insanlar çıkarsın. Evet. Hiç kimse demesin ki ben birini öldürmem ya da birine zarar vermem. Allah kazadan, beladan, kötü insandan korusun, kendimi de dahil ederek söylüyorum. Ve Allah öyle bir mecburiyetle de bizleri karşı karşıya getirmesin. Evet. Eğer o mecburiyetle de karşı karşıya geleceksek tabii ki Allah silahımızı da şeyimizi ilk kullanma hakkında ben hep öyle söylerim. Bana nasip etsin, bize nasip etsin. Yani kötüye değil. Ama şimdi Deniz cinayet işleyebilir mi? Elbette işleyebilir ama bir neden olmalı. Yani. Evet. Şimdi salça yaparken Deniz, yani salça yaparken orada olduğunu görüyor zaten herkes. Evet. Ha salça yaparken ilk geldiğinde de konuştum. Salça yaparken oraya gidebilir mi? Gidip gelebilir. Çok yakın mesafeler. Sana söylediğim gibi sen de evden gidip gelebilirsin. O da gidip gelebilir. Evet. Ama mevzu ne? Konu yok ortada. Yani bir konu olmalı. Evden çıkacaklar, oraya gidene kadar 10 dakika içinde bir konu olacak. O cinayetten sonra da Deniz'in bir kazancı olacak. Evet. Bir de niye şimdi Deniz 3 sene önce karım mesajlaştı diye öldürsün ki Muhammed'i? Öldürecek olsa karısınınla kavga etmesi lazım. Evet. Karısınınla bir problem olması lazım. Soruyorum, hiçbir problemleri yok. Var mıydı hiç köyde duyduğunuz Deniz'le Esra'nın arasında bir problem? Daha öncesinde, daha sonrasında. Evet. Hepinize sorayım, duydunuz mu? Sen de Selam yani. Yok. Ama şimdi insan bir karısıyla bunun kavgasını yapmadan 3 sene önce mesaj attı diye gidip adamı niye öldürsün? Yani demek ki amaç mesaj değil. Bakın şunun devamını okuyamadım. Bir de Fatma hakikaten niye gelmiyor? Fatma hani Selami gelmeyecekti de Fatma gelecekti dün. Öyle dedi, Selami gelse de gelmese de. Ya gerçekten kırmızı kodla polisin falan da ilgisi yok. Polis kırmızı kodunu bizim otelin resepsiyonuna mı bildirecek yani? Müge Hanım o abisinin konuşmasına şey yaptı, gelmedi. Yok ya, abisinin konuşmasında ne var? Abisi diyor ki... Yani benim düşüncemi söylüyorum. Özür dilerim diyor yani. O kırmızı koddan sonra bir daha aldı. Selami sana onu da var ya. Bakın şunu söyleyeceğim Fatma'nın açıklamasını. Diyor ki, reklama girdi. Motorla gitmesini söyledim. Hani kola içmeye gideceğim demiş ya, arkadaşlarıma terle gideceğiz, kola içeceğiz. Evet, jandarmalar geldi. Motoruna da baktılar. Arkadaşlar demiş ki motorla gitmesini söyledim Fatma. Fakat bana arkadaşlar arabayla beni alacaklar dedi ve çıktı. Eşimin arkadaşım dediği, her zaman buluştuğu yegane insanlar, tek insanlar. Servet Köten, Ercan Şirin ve karşı komşumuz olan Deniz Ürker. Ona katılıyorum çünkü... Benim eşim, bir dakika. Benim eşim başka kimselerle samimi arkadaşım diye gezmez. Ben eşimin arabaya nasıl bindiğini görmedim. Ancak bana son sözlerini söylüyordu. Kimsenin bize bir husumeti olduğunu düşünmüyorum. Ancak 2 sene önce ben eşimin samimi arkadaşı olan Deniz Ürker'in hanımı Esra Ürker'le gizli ilişki yaşadıklarını eşimin telefonundan yakaladım. Bakın bu cinayetten bir gün sonra verilen ifade. Eşime yapmaması gerektiğini söyledim. Eşim de bana bu ilişkiden kimsenin haberi olmadığını söyledi. Deniz eşimin hem samimi arkadaşı hem de samimi karşı komşumuzdur. Eşimin akşamın o saatinde köy yerinde başka kimsenin tarlaya götürmeyeceğini biliyorum. Yakın çevresinden şüpheleniyorum. Yasak ilişkinin cinayete sebep olabileceğini düşünüyorum. Allah Allah. Eşimin ölüm haberini de sonradan eve gelenlerden öğrendim. Bildiklerim bundan ibarettir. Yani hastaneden değil... Evde eve gelenlerden öğrendim. Eşimin ölüm haberini de sonradan eve gelenlerde öğrendim. Biliyorsunuz Fatma burada günlerce ben hastanede öğrendim diye iddia etti. Bakın bu açıklama şu demektir. Yani hepsi şimdi yalan. Ben bak yalanını doğrusunu bilmem. Şimdi ben de sizin ifadenizi almış olsam... Evet. Alıyorum karısından. Karısının ne diyor işte kocan kim öldürmüş olabilir? Deniz'le gitmiş olabilir. Benim kocamın da Deniz'in karısıyla ilişkisi var. Ben diyor yasak ilişkinin cinayete sebep olabileceğini düşünüyorum aynı diyor. Kendisi. O zaman ne Fatma'nın ne de senin sizden şüphelenenlere kızmamanız lazım. Fatma daha ikinci gün verdiği ifadede 2 yıl önce Esra ile mesajlaşmış ve bu cinayete bu yasak ilişkinin sebep olabileceğini düşündüğünü söylüyorsa... sizi bugün cinayetten sonra el ele görenlerin bu yasak ilişkiden dolayı da bu cinayetin işlenebileceğini düşünmesi çok normaldir. Keşke o zaman o ifadede benim de ismim geçseydi. Ama geçirmiyor. Keşke geçirmiyor. Kendi yasak ilişkisinden bahsetmiyor. En azından işin acı tarafı. Bu duruma düşmezdi. Çok haklısın ama evet. İşin acı tarafı Fatma şunu demiyor. Ben de şu anda bir yasak ilişki yaşıyorum. Gidin benim de sevgilime bakın demez ki. Kim der? Seni koruyor, tutuyor. 2 yıl önce Esra ile mesajlaştı. Bu cinayetin, bu ilişkiden, bu yasak ilişkiden kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Diyor. Selami diyor ki, nasıl ifade verdin diye soruyor. Bakın, bir saniye. O zaman siz de söyleyebilirdiniz Fatma'ya, benim adımı da ver, beni de soruştursunlar, bizim ilişkimizi de söyle, biz de bir şekilde soruşturulup aklanalım diyebilirdi. Demez. Ama niye demedi diye niye demedi diye soruyorsa o zaman sen de yönlendirebilirdin Fatma'yı. Neden yönlendirmedin? Tam tersi. Adımızı verme diye nasıl ifade verdin diye sordun. Bakın orayı netleştirelim. Yanında Sıtık ablası vardı. Tamam. İkisi kendi arasında konuşuyordu. Ben de yanlarına geldim. Onlar merdivenin basamağında oturuyor. Ya Sıddık ablası ona güvenip de niye çıkmayı buraya? Çıksın. Bakın. Onlar kendi aralarında konuşuyordu. Hani ifade davası kendileri konuşuyordu. O arada dedi ki ya jandarma beni de alsa ben nasıl ifade vereceğim? Ben panik yaparım falan dedi. Dedim ki Fatma nasıl ifade verdiyse sen de vereceksin dedim. Sadece dediğim kelime bu. Şey diyebilir miyim? Yani ben burada söylenilen bu şekilde değil. Kesinlikle bak. Dolayısıyla Fatma'ya madem ki şimdi neden benim adımı vermedin diye söylüyorsanız o zaman da bizim adımızı da ver biz de aklanalım diyebilirdiniz. Ya ama demezdiniz tabii ki. Ama demezdiniz tabii ki. Bir de ayrıyeten. Ya çıkmayacağını düşündün diye bir şey yok. Telefon görüşmeniz var zaten. Hemen Fatma ifadeden çıkar çıkmaz dizlerinin önüne yaklaşıyorsun. Gayet yakın. Ya hocam siz anlamak istemiyor musunuz? Hocam bir saniye siz anlamak istemiyor musunuz? Merakla yoksa olayı çarpıtıyor musunuz? Olayı bakın siz hukuk adamısınız. Bu olayı çarpıtmayın. Hangi olayı çarpıtmayın? Böyle olmamış mı? Hayır. Nasıl olmadı? Olmuş? Siz bunu senin burada siz 40 bunu kişi kol kola gördük dizlerini. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ya sen Fatma çıkınca Fatma nasıl bir ifade verdin diye yanına gitmedin mi? Ya hayır ben ifade verdin mi diye gitmedim. Onlar evin içindeki ikinci kata çıkan merdivenlerde oturuyorlardı. He. Ben de dışarıdan içeri girdim. Evet. Yukarı çıkmak için ikisi yan yana oturuyordu. Sen bunlar kendi sordun. Aralarında bak benim cevap verdim demin. Benim dedi ikisi kendi aralarında konuşurken dediler ki Sıddık'a dedi ki Sıddık'a Melez ben dedi jandarma beni alırsa ben nasıl ifade vereceğim? Ben panik yaparım dedi. Korkarım dedi. Bak şöyle konuş diye. Korkarım dedi. Tamam mı? Ondan sonra dedim ki ya Fatma nasıl ifade verdiyse sen de o şekilde verirsin ifadeni dedim. Dediğim kelime sadece bu. Burada çarpıtmayın ya. Ama siz hatırlamıyordunuz hani hiç bu konuyu. Hatırladın mı? Hiç hatırlamıyordunuz. Müge Hanım Fatma sadece sonra da hatırladım. Ama Fatma zaten kabul etti bunu. Hatırlamıyordum. Böyle bir şeyi kabul etmiyordum. Kabul etti zaten. yalan söylüyor. Hocam hatırlamadım bak, hatırlamadım. Sayın hocam Fatma Saadem dedi doğru, bana sordu dedi ama dizlerini koymadı dedi. Müge Hanım. Evet. Fatma dedi ki elimi dizime koymadı, evet, sadece dizimin önünde oturuyordu. Evet bana sordu, ben de anlattım dedi. Hayır, Hanım, zaten söyledi. Kesinlikle böyle Hanım, anlatma olayı olmadı. Hayır ya Fatma da yalan söylüyor. Yani çarpıtan Rami Bey değil, Fatma çarpıtmış o zaman. Fatma dedi ki geldi, evet oturdu dizimin önüne çömeldi. Sadece dirseklerini bacaklarıma koymadı. Bana nasıl ifade verdim diye sordu. Hayır, sormadı değil. Nasıl dedi. Bir ifade? Bak Bilgi orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ben Fatma'nın ifadesi bu. Fatma'nın ifadesi. Sıttıka dedi ki... Müge Hanım, Müge Hanım bak anne, Sıttıka'nın annesi burada. Fatma'nın kardeşi. Ya köydeki Müge Hanım sordu, bizim tarlada raporda şey yaptı. Sıttıka'ya geldi sordu. Böyle bir şey var mı dedi. Müge Hanım dedi öyle dizlerini yakın koymadı da dedi. Yalnız geldi sordu dedi. Biz ne ikimiz, sordu? İkimiz ne konuşuyorduk sordu? Dedi. Ne konuştuğumuz şey dedi ya dedi sordu dedi. Müge Hanım köyde konuşturdu onu. Ellerini evet, dizine koymadı dedi. Yani ister dizlerine kolunu koysun ister koymasın. Ya yaklaşım gelip de ne ifade verdin Fatma diye dedi. Heyecanla sormuş mu? Sormuş hocam sormuş. Hayır zaten bakın jandarmadan biz beraber, ya jandarmadan biz beraber çıktık. Turgut'un hanımı, ben Fatma beraber çıktık. Ben arabada da sorabilirim onu. Yavuz, Fatma da bunu söylüyor, teyit ediyor. Ben arabada da sorabilirim bunu ama arabada soramazsın. Bana bu şekilde yaklaştı. Çünkü sizin aranızda bir sır var. Sen o sırrı baş başayken soracaksın. Fatma, sana benimle ilgili de bir şey sordular mı? Çünkü bilemezsin. Tamam, siz ortaya çıkmayacağını düşünüyorsunuz ama birisi de görüp sormuş olabilir. Müge Hanım, şimdi çıkmayacağım diye. Telefon kayıtları zaten belli. Nasıl çıkmayacağını düşüneceğiz. Çıkmayacak. Keşke söyleseydiniz o zaman en başta. Keşke söyleseydik. Keşke söyleseydik. Bir şey söyleyeceğim. En azından bu duruma düşmezdik. Bir şey söyleyeceğim. Abi dur bir saniye Mesut Bey. Nasıl sen jandarmanın senin evini arayacağını haber aldığında anneni arayıp evi hazırlamasını söyledin? Ne gibi? Yani jandarma kim sana haber verdi? Hangi jandarma haber verdi? Biz senin gelip evini arayacağız diye de sen jandarma gelmeden 2 gün önce anneni aradın. Yeğenin bağlansın telefona. Arkadaşlar şey yapın. Diyor ki aradı babaannemi, evi hazırla, anahtarı hazırla dedi. Kim sana haber verdi jandarma senin? Anahtar mevzusu ben eşyalarımı almak için gidecektim. Annem de İstanbul'a gelmiş. Hı hı. Ben eşyalarımı almak için, yani burada jandarmanın ne alakası var? Yeğeni söylüyor. O zaman yanlış söylüyor. Öyle mi? Bağlayalım. Kesin. Hayır jandarmayla benim ne işim olur? Yalan mı doğru? Hatta mı? Alo Havva'cığım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Havva Hanım bu arada Selami Bey'in erkek kardeşinin kızı yeğeni derken. Evet, hani çünkü herkesin akraba, o akraba, bu akraba diye herkesi yalanlıyorsun ya. Havva'cığım ne oldu pazartesi günü? Beni 2 gün önce köydeki ekipten Müge abla aradı. Hı hı. Bana şey sordu, babaannene sorar mısın dedi. Selami ile dedi konuşuyorlar mıymış hiç dedi. Hı hı. Aramış mı dedi. Ben babaanneme sordum bir hafta önce falan. Ama şöyle şey dememiş yani... Jandarma gelecek dememiş. Burada bir yanlış anlaşılma var. Ben köydeki ekibe de aynı şu şekilde söyledim. Babaannem İstanbul'a geldi. Demiş ki işte ne yapıyorsun nasılsın diye sorunca İstanbul'a geldim demiş. Sen demiş İstanbul'a geldin ama anahtarı hani köye mi bıraktın? Yanında mı getirdin demiş. Hani jandarma aramaya gelirse demiş. Jandarma aramaya gelirse. Hı. Hani evi aramaya gelirlerse demiş. Sen demiş anahtarı eve mi bıraktın? Yanında İstanbul'a mı getirdin demiş. Hmm. Niye geliyor jandarma? Hayır ben jandarma olayı demedim. Belki annem yanlış anlamış olabilir ama. O da yanlış anlamış. Ben sadece elbiselerimi almak için dedim ki anne anahtarı belirli bir yere bırak. Ben köye geldiğim zaman elbisemi alayım gibisine. Burada jandarmanın veya şeyin bir konusu geçmedi. Hatta annen mi yanlış anlamış? Annem yanlış anlamış olabilir evet. Anladım. İyi o zaman pazartesi günü annen yanlış anlıyor. Sonra çarşamba günü de gelip jandarma evi arıyor. Ben jandarmanın ne zaman evi aradığını bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. İşte ben biliyorum işte. Geldi kardeş. Ben karakolda ifade vermeye gittiğimde orada öğrendim. Anladım. Jandarma geldi. Denk düştü yani senin de annenin yanlış anlayarak jandarma eve gelirse anahtarı oraya koy demesini. O da denk düştü herhalde. Yok ben jandarma falan konusu geçmedi. Müge Hanım. Anladım. Annen kimin akrabası? Annem benim annem. Ya annem şu bak, annem şu olmuş olabilir. Annem oğlum bak silah mevzusu falan burada röportaj şey yaptınız ya, program yaptınız ya. Belki ondan dolayı söylemiş olabilir annem ama ben öyle bir şey söylemedim. Anladım. Hani ama babacığım öyle bir şey söylemiş amcan, herhalde babaannen yanlış anlamış. Babaannem de yanımda şu an, konuşmak istiyor. Tamam, ne diyor söyle sen bana. Alo. Günaydın, ellerinizden öperim. Sağ ol Müge Hanım. Ben yanlış anlamışım Müge Hanım, kusura bakma. Benim kafa dağınık vallahi billahi. Canım benim, ben senin ellerinden öperim. Sen yanlış anla. Ellerinden öperim, sen üzme kendini. Evet. Ben hiç annelere kıyamıyorum. Şey. Evet. Gerçekten. Tamam, o da yanlış anlamış o zaman. Buyurun Mesut Bey. Siz de yanlış görmüşsünüz. Şimdi ilk jandarma ekibi geldi. Bu köy de yanlış anlıyor, yanlış duyuyor, yanlış görüyor yani. Müge Hanım, yani gerçekten. Jandarma ekibi geldi. Muhtar onlar aşağıda cesedin... Sen onu anlatma abi, boşver. Sen şeyi anlat, arabayı anlat. Anlaşabiliyorsanız sen niye yalan söylüyorsun? Diyor ki bak yalan ifade veriyorsun. Şimdi Selami ben oradan geliyorum. Oraya geldik ki biliyorsun. Seyit Katar'ın orada araban birebir. Aynen dediğim gibi oradaydı. Bak, doğru mu yanlış mı? Bak kardeşim. Tamam. Ben zaman zaman oraya gidiyorum, takılıyorum. Doğrudur. O günü de oradaydı kardeş. Belki yanılıyor olabilirsin. Ciddi, ben yanılmam Selami. Bak kardeşim, gerçekten ciddi söylüyorum. Benim abi kulağımın... Gittin kardeş. İnan gitmedim. Şimdi bak. Belki Ercan Şirin'e, Ercan Şirin'i Çayköy'ün içinde kameralardan çıktık. Birebir onlarlaştık. Aynen. Ya bu adamın için ben 3 sefer adliyeye gittim. Sen 1 sefer bile gitmedin. Ya kardeşim ben orası Ercan'la karşılaştığınızı veya karşılaşmadığınızı bilmem. Kardeş ben ama servisi ben bile günü, yapamadım. Muhtar işleme yaptırdım ya. Ben o gün adam evde, geleceksin dedi. Bak ben o gün evdeydim. Servisini bilmem, aracım da evdeydi. Bir de şeyi söylemiştin. Muhammed'le işte... kardeş sen ne yaptın biliyor musun? Ben sana olayı anlatayım. Sen güzel rotimi yaptın. Olayı bitirdin, arabaya bindin, elbiseleri, banyoyu yaptın. Sen olay yerini hatırlıyor musun? Necip Topal diyorsun ya. Evet. Bak bu halamı ben bindirdim arabaya. Benim arabama bindirdim, eve yolladım. Evet. Hatta Fatma Güllü'yle yolladım. Hatırlıyor musun? Doğru. Hatırlamıyorsun işte. Onu ama bilmiyorum. Ben hatırlıyorum. Ben de öyle zeka var. Şimdi bu Fatma halamı ben yolladım arabayla. Hatta Menderes Lap'ın karısı ikimiz zoruna bindirdik arabaya. Tamam bak, bak bir dur. Ha, ben o zaman daha yeni gelmiştim. Dur daha gelmedin daha. Dur sen. Dur. Sami Bey ambulansın arka tekerinin orada ağlıyordu. Bak birebir anlatıyorum sana ben. Nokta atışı. Ondan sonra Necip Topal da başında sırıtıyor. O arada Macit Topal geldi. Doğru mu abi? Doğru desin. Evet. Doğru. Sen o arada yılan gibi koltuğumun arasından aktın zifiri karanlıkta. Nereye gittin? Lan yılan gibi aktın orada. Sami abinin koltuğuna girmedi mi? Hatırlıyor musun abi? Ambulansa bindirdik. Hatırla. O gece. Ben Fatimalara yaklaştırmadım oraya. Kendi arabama bindirdim. Ben de olay yerine gidişimi söyleyeyim size. Sen oraya gelince saat kaçtı kardeş? Bak saat dilimini hatırlamıyorum ama ben size şunu söyleyeyim. 11.30'du 11.30. Bak olabilir. Bak şimdi. Ben o gece sabaha kadar uyumadım. Bak kardeşim ben geldiğimde tam onların evlerinin altına geldiğimde tamam mı? Ambulans geldi, ambulans vardı. Tamam. Senin araba mıydı bilmiyorum. Benim arabam. İndirdiler. Ben eve doğru çıktım. Ambulansa beraber bindik. Bak. Hatta inmek istedi ambulanstan. Bir saniye. Tamam. Ambulanstan inmek istedi. Götürmeyin beni hiçbir yere falan. Kim inmek istedi zaten? Ondan sonra neyse. Kim inmek istedi? Ben istedim, inmek istedim. Ben yavrumu görmek istiyorum. Bunu bindirmedim diye. Konumuzla bunun ne alakası var? Kim geldi? Nereye bağlayacaksın abi? Ben şimdi sonunu bilmedim. Şimdi nereye bağlayacağım? Arkadaş diyor ya benim alakam... 11'de geldi, 11.30'da geldi oraya ta. Tamam ben geç haberim oldu zaten. Ben diyorum bak ne dedim? Ben Sami'nin telefonu aradığımda Necip Topal bana bilgi verdi diyorum. Necip Topal orada telefonla falan konuşmadı. Ya Necip Topal çıktı telefonla. Yanımızdayız hocam. Arkadaşım Necip Topal çıktı telefona. Hatta dedi ki yani olayı tam da anlatamadı. Muhammed Yatı'yı ambulans geldi, jandarma geldi, kan dedi. Hepsi bu. Ambulans oraya götüren benim birader. Birebir orada. Ya bu ikinci bölüm. Yani. Ama siz birinci bölümde bir arabasını görüyorsunuz. Tamam zaten. Birinci bölümde görüyorum. İkinci bölümde de arkadaş diyor ya. Ben uyuyordum falan. 11.30'da geldi arkadaşım. Tamam. Diyor. O zaten şey değil. Size o bir şey söyleyeyim. O da bana çok manidar geliyor. Çok açık söyleyeyim. Buyurun. Yani çünkü siz bu ailenin evladı gibisiniz. Çok güvendiler buna ya. Yani zaten akrabasınız. Sami Bey buna var ya çok güvendi. Hanginizin çıkmamış. Akrabasıydı? Benim. Neyiniz oluyor? Dayısının. Dayınızın oğlu. Evet. Zaten akrabasınız. Evet. Muhammed'in arkadaşısınız. Zaten karısının da sevgilisisiniz. Babasının da yine evindesiniz. Yani siz bu ailenin evladısınız. Peki hanım yani işimizi görmeye her zaman geliyordu. He? İşimizi görmeye geliyordu. Heh. Emine yani Hanım'ın evinde... Bütün köy oradayken 11'de gitmeniz de enteresan. Yani bakın, ilk size haber vermelilerdi bakın, öyle değil mi? Bakın Müge Hanım. Ne bileyim mesela bizim işlerimizi halleden hep böyle bütün ne olsa Yakup Usta'mız vardır bahsederim yani. Koşturan elektrik hep patladı Yakup Usta. Yani şimdi hani herkes bilir bir şey olduğunda. Şimdi bizim orada bir şey oldu herkes Yakup Usta'ya yarar. Yakup Usta'nın ben 5 saat sonra geldim demesini mesela hani iş olarak bile çok saçma. Siz bu evlerin bütün işlerini yapıyorsunuz. Bir de Sami Bey'in dayısının oğlusunuz. Bakın Müge Hanım. Ya Sami Bey buna çok güvendi. Bakın ben evde... Ben açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Sami Bey'in dayısının oğlu olarak. Şöyle bir şey söylediniz. Dediniz ki Sami gelinini taciz ediyordu. Ve bunu bana rahmetli Muhammed anlattı evet, dediniz. Hayır, doğru. Sonra hayır, siz o sırada Fatma ile evet, sevgilisiniz. Evet. Sonra Sami... Ve onların işini yapmaya da devam ediyorsunuz. Hayır. Kusura bakmayın. Bir yıl sonra biz sevgili olduk onunla. Bir yıl sonra oldun mu sevgili? Evet oldum. Oldun. Sami Bey'le görüşmeye devam ettin mi? Evet görüşüyordum. Çok özür diliyorum. Açık açık da soruyorum. Hiç yayındayım. Şiddete hayır o bu tamam orası ayrı. Niye gelip de bu Sami'nin karşısına dikilmedi? Ya söylemedim. Söylemek istemedim. Nasıl söylemedin ya? Evet. En azından merhabayı kesersin merhabayı. Evet. Nasıl söylemedin? Dersin ki ben bu adamın yüzünü görmek istemiyorum. Benim sevgilime yan bakan. El uzatan bir adamla aynı ortamda yan yana gelmek senin için bir zuldür. Selami ben ama bile... kocasıyla balığa gidiyorsun. Sevdiğin kadının onu taciz eden kayınpederiyle de iş yapıyorsun. Oğlum öldü nasıl olsa şahit yok. Yani çalışıyordum. Ne çalışıyorsun ya? Nasıl çalışıyorsun? Hayır işine gidiyordum. Çağırdıkça gidiyordum. Valla ben size bir şey söyleyeyim. Bak gerçekten siz eğer bunları bilip böyle yaptıysanız ben geçen gün söyledim yine lafımın arkasını. Fatma ile siz ikiniz çok değişik tiplersiniz. Yani karısının mesajlaştığı kadını eve çağıran, konuşan, hiçbir şey söylemeyen Fatma. Beraber olduğu kadını taciz eden kayınpederiyle ve üstelik dayısının oğlusunuz. Gene yan yana olmaktan çekinmeyen bir Selami. Yine beraber olduğun kadının kocasıyla gel olta toplayalım diye balığa giden bir Selami. Beraber olabilirdiniz. Ahlaken evet doğru değildir. Olur mu? Olur. Herkesin başına gelebilir mi? Gelebilir. Onu da bir kenara bırakıyorum. Ama bir daha evine girmezsin. Kusura bakma kocasıyla da balığa gidemezsin. Olmaz. İnsanın içi el vermez. İçi. Yani. Doğru. Zaten anlamda. Doğru söylüyor. El vermez. Onda haklısınız. Senin nasıl içine el verdi? Müge Hanım. Onda haklısınız. O zaman ya şu anda tuttuğun el, bırakmayacağını söylediğin el yalan, ya anlattıkların yalan. Yok. Hikmetten biri. Anlattıklarım doğru. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir erkekliğin de bir duruşu vardır şimdi. Biz de burada 1000 tane adam tanıdık. Kaç bin? Yani normal eşimiz, dostumuz da var. Hangi erkek bunu yapar ya? Ya anlattıklarım doğru. Ama tabii ben de dediğim gibi. Ha. Gitmeyecektim. Doğru söylüyorsunuz orada. Haklısınız. Gitmeyecektin değil. İnsan yani, içeri el vermez ki. Aynen. Aynen. Boşluğa düştüm. Selami sana bir şey soracağım kardeşim. Sen bu adamın evin altındaki odanın birinde yattın mı yatmadın mı? Köyde de böyle bir söylenti var. Yok kardeşim yatmadım. İşten sabaha karşı geliyor muydun kardeş? İşten sabaha karşı derken 12-8 çalıştığımızda 8'de çıkıyordum işten. Ha, bu adam sana öyle bir güvenmiş ki o evin altındaki taban odada bile yatmışsın. Yok yatmadım. İşten gelince yatıyordu. Yok. Yok. Yatıyordu. Ben bunu duyuyorum kardeşim. İşten ben bunu duyuyorum. Biz salatalık diziyorduk bu yatıyor diyecek edeceğim. Kesinlikle. Ben duydum bunu ben duydum. Ben bunu duydum yalan konuşma. Aşağıdaki odada yatmadım. Yatmışsın kardeş. Yatıyor diyorlar işte. Hayır yatmadım ya. Yalan ne diye konuşuyor ya? Adamlar sana nasıl güvendi biliyor musun? Nasıl güvendi ya? Adamlar sana var ya. Bir saniye değil. Sana güvendi. Ev sahibine sorun. Ben işe gidiyorum. Uykusuz kalıyorum. Gece çalışıyorum. Ben yatıyordu. Yalan söylüyor. Sizin evinizde. Aşağı odada yatıyordu. Karantinada yatıyordu. Hanım aşağı odada değil. Bakın aşağı odada diyorlar ya. Aşağı oda yukarı oda. Şimdi mutfağın yanında bir oda var. Mutfağın yanında bir oda var. Tamam, ya ben de orada yan odam. Bakın bunda yemek yiyoruz. Yatak odasında yatıyorsun demiyor musun sana? Bir saniye kardeşim. Yemek yiyoruz. Tamam mı? Bunlar da istirahate çekiliyorlar. Ben de farklı odada Uzanıyorum bir yarım saat 40 dakika. Hayır biz aşağıda salatalık diziyorduk Müge Hanım. Hı? Daha deminden kabul etmiyorduk. Şimdi ne oldu? Müge Hanım. Yalan. Bu aileler. Deminden yok. Şimdi ne yapıyordun yani? Bir saniye. Aşağıdaki odada değil mutfağın yanındaki odada mı yatıyordun? Taban katta. Evet. Müge Hanım, değil, bu aile, bu arkadaşlar... Ve siz Fatma ile hiç yan yana gelmediniz. Müge Hanım. Ya hayır, Müge Hanım, yan yana gelmediniz. Bu şahsa çok güvendi. Ama... tamam, çok güvenli. Saatinde niye koşup hemen çağırın demediniz? Niye o sizin yanınızda değil? Şu fotoğraftaki arkadaş... Biz orada yokuduk. Biz orada bir çocuğumun olayında biz yoktuk Müge Hanım. Zaten giderdim. Müge Hanım. İlk köylünün de sana haber vermesi gerekirdi. Müge Hanım ben bak 9... Kaçtı tam hatırlamıyorum sadece de beni Şaban Şirin'in telefonuyla zaten muhtar aradı. Su parası için. Demek ki bu arada muhtargil duymadı bu olayı. Bilmiyorum. Duysaydı da tabii ki sen neredesin diye bana sorarlardı. Hemen ceset bulunmuyor ki yoldan bakın, geçer mi de bir vakit geçmesi bana sorarlardı lazım. Ben de haberim olurdu. Ve su parasını bir gün sonra o günü zaten dedim ben kendisine birini gönder vereyim. O tamam, da dedi demişin ki, öyle. Evet aynen öyle dedim. Tamam. O da dedi ki Perşembe'ye kadar zamanı var yarın getir tamam. O sırada yeğenim de seni yemeğe çağırıyor. Sen de diyorsun ki hayır ben diyorsun Hürrem'e gideceğim. O beni çağırdı diyorsun. Hürrem de diyor ki ben çağırmadım. O neydi yani? O aradaki o yalan niye? Onda da yeğenlerimle aram olmadığı için tamam sadece onu bahane ettim. Ama sana güzel amcacığım diyor. Sen ona yavrum kızım falan bir şeyler söylüyorsun. Evet. Sen de ona kızım diye hitap ediyorsun. Ya, yok. Amcasıyla arası yani. Amcasıyla arası yok. Arası yok ama yani mesajlaşırken o ona kızım ama mı diyorsun yavrum diyorsun. Ama Müge Hanım bir gün öncesi gidiyor yemeğe. He? Bir gün öncesi gidiyor yemeğe. Pazar günü gidiyor, pazartesi gidiyor. Abim çok istemediği için. Çocuğu da katmayacağım. Şimdi o çocuk da jandarma gelecek diye söyledi diye anladığım kadarıyla evde de başka bir kaos yaşanıyor da. Ben merak ettim yani jandarmanın çarşamba günü geleceğinden nasıl Selami'nin haberi oluyor da pazartesi günü evin anahtarını ayarlıyor. Muhtarlığa bile gelmişler. Yani zaten 8 ay 9 ay sonra yapılacak bir araştırma ne çıkacak o da ayrı tartışma konusu da. Bu hava girmelerine neden aran yok diye sorsanız ona. Neden aran yok yeğenlerinden, kardeşlerinden desene. Niye? Bu Fatma'nın yüzünden uyardılar. Dediler ki yapma, ahrabamız etmez, bize yakışmıyor dediler. Bu ne demiş beyefendi? Kim ne yapabilir ki demiş. Konuşsam ne olur, aramızda bir şey olsa bile ne olabilir, kim ne yapabilir ki? Neler çıkıyor bunun? Bunun yüzünden dargınlar, yeğenlerinden, kardeşlerinden. Onlar biliyorlar yani. Fark etmişler yani. Öyle mi Selam? Biliyorlar mıydı? Uyardılar mı? Bizim yeğenlerimizde aramızdaki şey... kapının önündeki arsa. Yalan. Arsa yalan. Mevzusu. Küçük kız mı ya bağlına? Yalan. Efendim? Yeğeni senin genç kız ya. Tamam genç kız. He, onu arsa mevzusunda işte ben diğer kardeşime demişim ki kendi hakkını niye abime verdi? Kardeşin yani seni uyardı mı Fatma ile konuşmandan dolayı? Evet, nasıl? Uyardı mı kardeşin seni Fatma ile konuşma diye? Ya konuştuğumuzu biliyorlardı yapma konuşma dediler. Anladım. Evet. Peki bu gerçek. Fatma'dan bunun cevabını alamadım. Çok daha az vaktimiz kaldı ama niye Fatma? Önce şunu söyleyeyim yani Mesut da doğru söylemiyor mu? O konu... Kesinlikle o günü ben orada yoktum. Şimdi belki yanlış hatırlıyor olabilir. Ben kimseye saygısızlık yapmak istemem. Aynı gün Mesut abiyle Çaykoyun içinde karşılaştık. Ama iyi. Çaykoyun karşılaşmış. Aynı Mesut tutuklanan Ercan'la bir saniye durun. Aynı Mesut tutuklanan Ercan'la. Onlar da gelsin. Dinler misiniz sen? Arkadaşlar. Aynı Mesut Bey tutuklanan Ercan'la yolun daha ilerisinde karşılaştığını söylüyor. Daha sonra Ercan'ın zaten kamera kayıtları çıktığı için Ercan serbest kalıyor. Yani Mesut Ercan'la ilgili de orada doğru ifade veriyor. Ben de yalan yok. Şeyin arabanı gördükten sonra devam ediyor. Ercan'la karşılaşıyor. Yani o silah sesinden sonra Ercan'la karşılaşıyor. Ercan'la değil mi kamera görüntüleri de çıktığı için Ercan serbest kalıyor. Yani Mesut Bey olay gününü doğru hatırlıyor bence. Müge Hanım şimdi... Ama senin arabanı karıştırıyor olabilir. Müge Hanım şimdi Ercan'ı gördüğü günle... Bana bir bakarak arkadaş. Beni orada gördüğü günle karıştırmış olabilir. Bak sana bak, bana bak. Müge Hanım. Bak arabanı böyle eylemişsin. Tamam kardeşim ben oraya geliyorum. Evet zaman geliyorum. Balıkta şey olduğunu biliyorsun. Biraz şeyim olduğunu biliyorum. Senin de balık hevesin olduğunu biliyorum. Bak arabanın plakası bana ışıladı. Ben önelikle durdum oraya. Bayağı yavaşladım ya. Ben o konuda yalan konuşmam. Kardeşim yanılıyorsun ya. Gerçekten her şeyine gider. Her şeyine. 34 plakalı galiba değil mi? Evet. 34. Balkon o yüzden onu gördüm diyor. Benim de kardeşim şeker hanım. Bir tane arabalar köyde 34 plaka benim araba vardı. Anladım. Ova Saray'da da ne 34 plakayı gören var ne seni gören var. Pekala. Ya Allah aşkına kamera sistemi yok mu? Yok olmadığını biliyorsun zaten. Keşke olsa ya. Tamam olmadığını bilerek kamera sistemi var mı diye sorman çok anlamsız. Bir de sen de bir tane şahit göster. 10 kişi seni orada gördüğünü söylüyor. Beni Ova Saray'da şu gördü de ya. Ya Müge Hanım ben tek başıma gidiyorum işe arabayla. Ama bir şey dikkatini çekmiştir şimdi belki bakın, bir araç bir yol. Selami, ya ben bak arabamı oraya eğiliyorum. Aşağıya iniyorum. Yukarıdan geçer veya yandan geçen beni görme şansı yok. Eyvallah. Çünkü orada bir beton var. Oraya oturuyorum. Orada ama arabanı oturuyorum. Koyduğun yeri zaten Ova Saray'daki diyor. O da söyledi. Ya sen de oraya koyuyorsun. Bak beni dinle. Kendini gördüğü noktayla. Arabanın noktası 200 metre doğru mu? Dün tek şüpheli Selami demedi mi? Bir saniye Mesut Bey bunu da bir evet Fatma sorsun. Bugün ilanı aşk ettin, dünyaya ilanı aşk ettin kadın dün tek aklımdaki şüpheli Selami dedi. Hayır hayır. Kardeşim, niye şu an yanımıza ama, değil de yüzleşmiyor? Şimdi, ama daha bakın. Öncesinde sizden şüphelendiğini söylememişti. Söylemedi ilk. Ben sadece arkadaşların adını verdi. Müge Hanım üstüne basa basa dedi ki şu an aklıma tek isimle Selami. Selami 3 defa tekrar etti. Bakın ben de gittim ifademi verdim. Sayın savcımız olsun, jandarma olsun, şey olsun. Benim hakkımda da soruşturma başlasın. Sıkıntı değil. Biz tek aklımdaki bu şeyden, bu zandan ben de kurtuluyorum. Anlatmaya çalıştıkları şu. Buyur Müge Hanım. Koca yani katil olarak senden şüpheleniyorsa niye seni nasıl elini tutuyor? Sen nasıl katil olduğundan şüphelenen kadının elini tutuyorsun? Aslında sordu o. Ben ona katil demedim ki. O sana, diyor, o sana diyor. Tek şüpheli sen de biliyorsun onun senden şüphelendiğini. Şüphelensin. O da onun sorunu. Ama bir ömür yaşamayı düşünüyorsunuz. Ben yapmadığım halde cinayetler şüphe ben onu niye yapacağım? Müge Hanım benim anlam açık. Hayır, ben hayır. Kesinlikle, tamam kesinlikle cinayetle hiçbir alakam yok. Onun verdiği ifadeler seni cezaevine götürecek. Şimdi Selami. Yani yaptığı tutumlar seni cezaevine götürecek. Sen köyde kime dedin? Ben bir avukat tuttum. Adamı ipten alıyormuş. Kimmiş bu avukat? Ben avukat tuttum, ipten alıyormuş demedi. Bakın Ahmet dün şeyinde gördüm. Ahmet Emin'in dediği konuşmuyor dediği hani ben niye konuşmuyorsunuz diye sormuşsun ya. Ha. O mevzu avukat mevzusuydu. Doğru söylüyor Ahmet Emin. O yüzden hatta bana geldi dedi ki. Koydu 10 kişiyi teklif ettin vadeli bile almadılar. Bana dedi ki oğlum. Ya bir şey söyleyeceğim Selami'cim sen burada yoktun ama Fatma diyor ki bana diyor evi diyor Selami tuttu arkadaşlarının parasıyla. Çünkü karısı diyor ki kendi parası hayır arkadaşlarının parası eşya buldu arkadaşlarının parasıyla. Sonra diyor ki 100.000 liraya avukat tuttum diyor. Zaten kocasıyla hiç ilgisi olmayan bir kadının kocasının cinayetini çözmek için zaten avukat tutulmaz. Avukat duruşmaya girer çıkar. Avukat dediğin şey suçlanan birini korumak için vardır. Tabii ki araştırmasını soruşturmasını yapar. Ekstra ama yani şimdi Fatma bayram değil seyran değil. Evindeki eşyaları senin arkadaşların getirecek. 100.000 liralık avukatı neyle tutacak? Niye tutacak? Ancak ne bir olacak? Tek şey için Hanım bir tek şey için gerçek sanıkları, gerçek suçluları saklamak ve başkalarının üzerinde avukatını yönlendirmek için tutar. Avukat yönlenmez de yani. Evet. Ay süre bitmiş. İyi hafta sonları diliyorum.